Günaydın Çağla ile yeni bir günden herkese günaydın efendim hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugünkü kıymetli konuğum gördüğünüz gibi uzman diyetisyen Selahattin Dönmez. Nasılsın? Günaydın çok iyiyim. Hoş geldin. Teşekkürler. Bugün donattık stüdyomuzu. Evet. Çok güzel bilgiler vereceğiz izleyenlerimize. Yanlış diyetleri konuşacağız. Yanlış diyetler kardiyolojik sorunlara ve böbrek fonksiyonlarının bozulmasına yol açabiliyor mu diye öğreneceğiz. Tokluk hormonunu çalıştıran bir takım besinler var. Az sonra da onları konuşuyor olacağız zayıflattığını düşündüğümüz zayıflatıcı bitkisel ürünler karaciğerimizi kara fark ettirmeden nasıl yoruyor? Bununla ilgili önemli bilgiler alacağız. 21 günlük sarımsak kürü karaciğeri nasıl temizliyor? Sağlığınız için aşırı süt tüketimine dikkat çekecek hocamız. Peki hangi sütü ne kadar tüketmeliyiz öğreneceğiz. Aşırı gerginlik ve stres anında neden bir bardak veya ayran işte kefir veya ayran içmeliyiz öğreniyor olacağız. Peki çok güzel tariflerim var. Evet. Mesela yer fıstığı dolgulu kakao Avokadolu brovnemiz var, avokadolu hellimli tostumuz var ve avokado cacığı hazırlayacak kendi elleriyle sevgili Selahattin Dönmez. Peki mutfağımızda bugün kim var? Bir hoş geldin diyelim. Kendisi ilk defa konuğumuz oluyor. Şef Selin Öztürk Aydın bizlerle beraber. Nasılsın? Teşekkür ederim. Hoş bulduk. İzmir'den geliyorum. Sizleri Yarışmaya görmek... İzmir'den katılıyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> ne, Sizleri ne? görmek çok güzel gerçekten. Biz de sizi ağırladığımız için çok çok mutluyuz. Neler yapacaksın bugün bize? Bugün sizlere brokoli köftesi yapacağım. Fırında, sağlıklı yapacağım hocam. Çok güzel. E, pancarlı mercimek çorbamız var. Bir de sizlere karnabardan tabula yapacağım bugün. Ay bir şey söyleyeceğim. Super. Menü tam benlik ya. Yemin <laughs> ediyorum bak. Sağlıklı Burada sizi düşünerek. Burada evet. diyoruz? diyoruz. Çok güzel. Evet. laktozsuz diyoruz. Herkesin yiyebileceği. Bir sürü şey sayabiliriz değil mi? Aslında Yararlı, yapacakları evet, ilgili. Resimler. Orada konuşuruz. Yine onu konuşuyor oluruz. Bugün aynı zamanda sevgili izleyenlerimiz 4 Şubat Dünya Kanser Günü. Tüm dünyada ölüm nedenleri evet. arasında maalesef ilk sırada gösteriliyor biliyorsunuz kanser hastalığı. Ve biz bugün yine erken teşhis hayat kurtarır diyerek sizlere zaman Zamanı geldiğinde tetkiklerinizi, kontrollerinizi yaptırmanız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz diyorum. Ve hemen günün sorusuyla dilersen başlayalım, başlayalım sevgili Selahattin. Uzun süre tok kalmanın yolu nedir? Yani yiyerek de tok kalabilir miyiz bazı besinleri? Bence bireylerin hayatlarında yemeklerinde bir strateji planladıklarında sadece besinlerle tok kalmaları mümkün. mümkün. Çünkü biz ne yapıyoruz? Genel anlamda stresimizi, duygusal sorunlarımızı... En kolay alan olan yemekle birlikte haz almaya yönelik bir e, bertaraf etme, bir Tabii. baş etme yöntemi geliştiriyoruz. Böyle bir yol buluyoruz yani kendimize. Ama aslında değil mi? böyle bir şey gerek yok. Biz bağırsaklarımızı, midemizi iyi çalıştırır. Oraya düzenli olarak birazdan söyleyeceğim sihirli yiyecekleri verir isek, hmm. bir mekanizma çalışıyor ve çok kısa sürede tok kalabiliyoruz. Ben ne size? Ne, ne o mekanizma? Şöyle, ben size 3 günde bu tok kalmanın hemen sırlarını vereceğim. Harika. Bu mekanizma şöyle. Bizim normalde tok kalmamız için beynin tokluk merkezini uyarmamız gerekiyor. Nasıl uyaracağız? Bir mideden beyine sinyaller gider. iki bağırsaklardan beyine sinyaller gider. O yüzden bu ikisini beraber çalıştırmamız için bir doğru besin seçmeliyiz. İki bu besinlerin bağırsaklarda yarattığı bazı metabolitler var. Hmm. Birazdan onun isimlerini söyleyeceğim. Olur. Bu metabolitler direkt beyinde tokluk merkezini uyarıyor. Ayrıyeten bağırsaklardan salgılanan tokluk hormonları var. Bunların da daha hızlı salınmasına neden oluyor Bazen bağırsaklardan. Bazen tokluk hormonu beyne sinyal iletemiyor da mı mesela biz çatlayana kadar yiyoruz? Şöyle. Ya da yanlış besinlerle mi yapıyoruz o işi? Evet. Bir saflaştırılmış karbonhidrat kaynaklarını yediğimizde evet. kan şekerimiz hızlı yükseliyor, evet. insülin hızlı yükseliyor ve hızlı bir şekilde kan şekerinin düşmesi olayı aslında bizde ani açlık tetikliyor. İkincisi Diyette lif yetersizliği. Üçüncüsü sağlıklı protein yiyeceklerini koyamama. Dördüncüsü hmm. hem kalsiyum hem protein içeren yiyecekleri birazdan açıklayacağız tüketememe. Ve beşincisi de prebiyotik dediğimiz önemli yiyecekler var. Bunları da eğer tüketmez isek bizim bağırsaklarımızda bu hormonlar daha geç salgılanıyor hmm. ve beyine mideden daha geç sinyal, sinyal gidiyor. gidiyor o yüzden bir prebiyotik içeren yiyecekleri lütfen soframızdan eksik etmiyor. Nelerdi bunlar hemen hatırlayalım. Bunlar kışın bizim çok rahat bulabileceğimiz bir kereviz, iki pırasa, pırasa, üç enginar. Bu öncelikli olan yiyecekler ama bunun dışında bamyasını, patlıcanını, kabağını mümkün olduğunca zeytinyağlı, etli ya da etsiz olarak pişirerek tüketmeliyiz. Tüketeceğiz bunlar. Bu üç tane prebiyotik yiyecek. Birazdan söyleyeceğim muz ve elma gibi pektin ve prebiyotiklerin daha fazla içeren meyveler. Bunun dışında tabii ki kış meyvelerimiz portakal ve ayva ayba. da var. Ayrıca bazı baharatlar. Mesela çörek otu, keten tohumu ve kekik. Şimdi hemen bunun mekanizmasını anlatalım. Bunları yedikten sonra ne oluyor? Yedikten sonra bağırsaklarımıza geliyor ve bağırsaklarda yararlı bakteriler bunları fermente ediyorlar. Yani bu yiyeceklerin büyük bir kısmını bağırsaktaki sindirim enzimleri değil, bakteriler fermente hmm. ediyor ve böylece Ortaya kısa zincirli yağ asitleri dediğimiz e, asetat, bütürat, aseto asetat gibi maddeler oluşuyor. Bu maddeler bağırsağın enerji tüketimini arttırıyor. Hı hı. Ayrıca iki tane hormon var. Peptid YY ve GLP1 dediğimiz, fosfat dediğimiz bu iki hormon müthiş bir şekilde salgısını arttırıyor ve tok hissediyoruz. hissediyoruz. Düşünsenize ha. bağırsaklarınızdan bu iki hormonu salgılatarak tok kalma şansımız artıyor. Peki bu iki hormonu daha çok arttıran diğer yiyecekler neler? Bizim Anadolu'muzun tahılları özellikle buğdayımız, bulgurumuz her zaman şunu söylüyoruz. Bu çok konuşuluyor biliyorsun. Kepekli pirinç mi tüketelim beyaz pirinç mi? Aslında kalori açısından ikisinin bir farkı yok ama sadece besleyici değeri açısından bizim tahılların içerisinde birçok işte prebiyotik dediğimiz mineral, vitamin dediğimiz kepek Ruşeym dediğimiz özünü barındırdığı için siyah pirinç ya da kepekli pirinç. Tercih edelim. Evet ama eğer hiç bulamadık bunları alabilecek e, durumumuz evet. da yoksa bulgur ya da ara ara beyaz pirinci bir proteinli yiyecekle de tüketebiliriz. Türkiye'de Siyaz ama, bulguru falan da olur mu? Bütün bulgur çeşitleri siyez bulguru olur. Zaten Türkiye'de 3 tane ana bulgur var buğday kaynağı var kara kılçık. Kavulca hmm. ve siyes. Evet, evet Bunlar zaten ata tohumlarımızla ülkemizde yetiştiriliyor. Buğdayın genetiği değiştirilmediği için ülkemizdeki bütün buğday kaynaklarını rahatlıkla tüketebiliriz. Tamam. Diğer bir kaynak ise yulaf. Yulaf Türkiye'de aslında sadece diyet yaparken tüketilebilen bir yiyecek gibi ya da sporcuların beslenmesinde. Ama normalde sağlıklı bütün bireylerde tüketebilir. Aynen biraz önce söylediğim gibi bağırsaklarda kısa zincirli yağ asitleri arttırıp bu yiyecekler bizim bu iki hormon dediğimiz GLP1 ve ayrıyetten eee peptit YY hormonlarının artmasını sağlıyor. Bir de yulaf gerçekten böyle yedikten sonra da böyle bir şişkinlik yaratıyor. Bulgur gibi. Neden? Bulgur gibi değil mi? Midede ve bağırsaklarda su çekerek viskosite dediğimiz yoğunluğunu arttırıyor, şişiyor ve orada bir hacim kaplıyor hmm. ve böylece evet e, bireylerin hem midesel tok kalma hem de beyinsel tok kalma şanslarını arttırıyor. Yulafa sağlıklı bir karbonhidrat diyebiliyoruz değil mi? Yulaf ne diyelim? buğdayın en güzel sağlıklı karbonhidrat alternatifidir. Bunun dışında çavdar ve arpa da var. Bizim belediyemiz, Büyükşehir Belediyesi biliyorsun arpa ekmeği de yapıyor. Eğer isteyenler varsa oraya ulaşabilirler. Bunun dışında rüşeğimli ekmekler var. Ekmekleri tercih edebilirler. Yulaf ve buğdayın Tam buğday unu karıştırarak yapabilirsiniz ekmeklerinizi. Çok daha lezzetli ve çok daha sağlıklı olur. Ya da yulafı biraz önce şefimizin de söylediği gibi ara öğün atıştırmalıklarda, tariflerde kullanabiliriz. Kahvaltılık gevrek yerine... Yulaf tüketebiliriz. Yani, çok da sağlıklı. Şimdi çok sağlıklı deyince çok fazla da tüketildiğinde kilo aldıran bir şey mi yani sonuçta yulafta? Ee, karbonhidrat Biraz dikkat edelim mi yine bunlara da şimdi? Karbonhidrat içeriği ama... yüksek olanlar çağlacığım kalori açısından da yüksektir. Fakat şunu unutmayalım ha. vücudumuz eğer iyi egzersiz yapıyorsak evet, evet. karbonhidrat kaynaklarını en önce kullanır. O nedenle egzersiz yapmayanlar için sınırlı Egzersiz yapanlar için performansı arttıracak kadar sınırını artırarak tüketebilirler. Tüketebiliriz. Mesela diyelim ki her gün 6 kilometre koşan, yürüyen, 20 binin üzerinde adım yapan kişiler bir sınırlama yapmak yerine her gün tartılarını Rahat kontrol ulan. ederek yiyebilirler. yiyebilirler. Diğer kaynaklar, tahılları söyledik. Baklagiller. Baklagillerimiz var. Topluta. Tabii ki bizim yeşil mercimeğimiz, ülkemizin en önemli baklagili, kuru fasulyemiz ve nohutumuz. Çok kolay ulaşabiliyoruz. Onlar ayrı. Kuru barbunya, maş fasulyesi gibi. Bu baklagiller de diyet liflerinden zenginler. Hem çözünür lifler hem çözünmeyen lifler dediğimiz iki lif var. Bunlar hem kolesterol düşürücü etki yaratıyorlar hem tok kalma etkisi yaratıyorlar. Bir de bunların içerisinde inulin denilen özel bir prebiyotik madde daha var. E, muzda da var bu. E, pırasada da var bu madde. Bağışıklık sistemimizi de modüle ediyor. O yüzden bu yediğimiz yiyecekler hem tok bırakıyor bizi Evet hem kan şekerini kolay kontrol ediyor. Hem kolesterolü düşürüyor. Son olarak da eee kuru, kuru yemişlerden de birkaç örnek verelim. verelim. Badem, tutan. en e, prebiyotik içeriği yüksek, lif içeriği yüksek ya da Antep fıstığı içi veya ceviz ya da e, fındık da tüketebiliriz. E, bu kuru üzüm değil mi? Kuru meyvelerde de bu kuru üzüm var. Kuru üzümler de kuru kayısı, kuru hurma gibi bunların da diyet lifleri çok farklı. Her birinden farklı diyet hmm. alıyoruz hmm. ve bu kuru meyveler özellikle içeri içlerinde Mesela mürdüm içerisinde bir madde var. Sorbitol doğal olarak laksatif etki yaratıyor. Kuru kayısı da öyle, kuru erik de öyle, kuru hurma da öyle. O yüzden Hı. kuru meyveler de belirli miktarlarda tüketildiğinde bağırsakta bu hormonları artırıyor. Artırıyor. Ortada Diğer da bir etmen, evet şurada ortada da e, süt ve süt ürünlerimiz evet. var. Şimdi bunlar da doğal tokluk sağlayan yiyecekler. Bunlar sihirli yiyecekler. Yediğiniz an tok kalıyorsunuz. Özellikle zayıflama diyetlerinde. Hamileler, emzirenler, diyabetikler, kolesterol yüksekliği olanlar, kardiyovasküler hastalığı olanlar bu saydığım yiyecekleri muhakkak tüketsinler. Diğer gruba gelecek olursak bunlarda evet. bunlar da süt ve süt ürünleri. Hem kalsiyum hem doymuş yağlardan zengin olan yiyecekler. Bağırsaklarda başka bir hormon var. Kolesistokinin bu hormonun Hı. seviyesini artırıyor ve çok kolay tok kalmamızı sağlıyor. Mesela gece yatarken bir su bardağı süt tüketenler gündüz daha tok kalırlar. Kalkıyor ya bir da değil mi? Zayıflama diyetlerinde hep az öğünleriniz olur. Az öğünleriniz olunca da yemeği yedikten sonra tok kalsanız, şey, doysanız da öğün sonrasında bir sonraki öğüne geçene kadar tok kalamazsınız. O yüzden ara öğünlerde bir yoğurt, bir süt tüketmek, biraz peynir yemek çok anlamlıdır. Zaten birazdan eğer vaktimizde kalsa tok tutan bir Zayıflama diyeti vereceğim. Hemen bence onu verebiliriz buraya. toparlarsak. Verelim mi? Tamamdır. Tabii, tabii. O zaman bu tok zayıflama diyetini içerisinde bu yiyecekler de var. Süt, yoğurt, yoğurt. veya peynir evet. muhakkak ana kaynaklarımız olmalı. Küçük bir not verelim. Tabii ki. Diyelim ki çok açız. Hemen saldıracağız, tatlı yiyeceğiz. Onun yerine bir güzel kakaolu süt veya hmm. biraz muzlu süt. Hemen bir mutfak robotundan çekebilirler. Tok kalmamıza yardımcı olur. İkincisi... Birazcık sakinleştirir değil mi o? Aşırı. Çılgınca açlık isteğini. Ve ayrıca duygusal yemek hatanı da ortadan kaldırır. Mesela yoğurdun içerisine biraz kuru yemiş koymak. Biz hep meyve koyarız. Hı -hı. Tabii ki güzel. Ama biraz kuru yemiş koyduğun biraz zaman ulas. müthiş bir şey. Evet. Ya da peynirle kuru yemiş. Mesela biraz peynir, biraz ceviz. Gibi. Size en az 3 ya da 4 saat tok kalmanıza yardımcı olur. Yardımcı olur. Harika. Peki o zaman yerimize doğru geçelim. istersen. tok tutan... Dengeli bir e, zayıflama, zayıflamaya Diyetim. yardımcı bir e, beslenme programı diyelim Tamamdır. ben. E, diyet de, e, demeyi de pek çok sevmiyorum ama Evet, diyet bu kelime bizi rahatsız ediyor Evet, insanlar. bizi rahatsız ediyor ama işte diyet aslında sağlıklı beslenmenin biraz daha bilimsel hali diyebiliriz. Evet, doğru. Şimdi kalarak zayıflamak her zaman oldukça zor oluyor. Çünkü zayıflama diyetleri dikkat ederseniz bir ay sürmüyor. Mesela diyelim ki 35 kilo fazlalığım var. bir yıl sürüyor. 6 evet. ay, 7 ay. Ve böylece Bireyin tok kalma şansı da çok fazla olmuyor. O yüzden de şu anda çok enteresan diyetler çıkıyor. Onu çıkart. Ekmeğini yeme. Tamamen şekersiz tüket. Şimdi bunlar hep bir stres kaynağı. Neden? Doğru. Çünkü biz evimizde marketten alışveriş yaptığımızda, markete gittiğimizde kendimizi kaybediyoruz. Birçok şey alıyoruz. Ama eve geliyoruz, diyet yapacağım, hiçbirini yiyemiyoruz. O yüzden Bir de evde duruyor o da sinir <laughs> Aynen öyle. Ve tok kalan bir zayıflama diyeti hazırladım size. Burada da her zaman şunu söyleyelim. Bu zayıflama diyetleri bazıları sağlıklı beslenme içerikli uzun süre uygulayabilirsiniz. Bir de kısa dönemli diyetler veriyoruz biliyorsunuz. Onlar 2-3 günlük uygulanıyor. Herkes rahatlıkla uygulayabilir. Burada kahvaltı tabağı örneğimiz var. Diğerleri Hemen zaten söyleyelim. ekranlarınıza gelecek. İsterseniz e, fotoğrafını da çekebilirsiniz. Şimdi e, bence kahvaltının en iyi tok tutan tarafı e, bizim ge geleneksel e, süt ürünümüz olan peynirin mutlaka kahvaltıda bulunması. Bir dilim peynir. Eğer daha tok kalmak istiyorsak çok küçük bir e, pratik bir öneri biraz çörek otu üzerine atın veya biraz keten tohumu üzerine atın ya da biraz zeytinyağı üzerine damlatın. Normal zamandan daha uzun süre tok kalırsınız. E, yağlı mı yağsız mı? Ne bileyim lor peynirimi kaşar peynirimi çökelek mi? Evet. Ne Bununla ilgili artık kanıtlarımız net. Biz her zaman tam yağlı süt ve süt ürünlerini tüketmek istiyoruz. Çünkü az yağlı süt ve süt ürünlerinin, yağsız süt ve süt ürünlerinin ne kardiyovasküler hastalıklarda ne zayıflamada uygun miktarlarda, porsiyonlarda yani günlük önerilen miktarlarda tüketildiğinde büyük bir avantajının olmadığı şu anda görülüyor. İleride bize ne verir bilemeyiz. Ama daha önceden biz hep şöyle derdik. Yağ azaltılmış süt ve süt ürünlerine 2 yaş hatta aslında 10 yaşın üzerindeki çocuklardan sonra herkes tüketebilir diye. Çünkü çok fazla tüketim olursa bunu önlemek açısından ama bugün... Water Wheelet'ın Harvard Tıp Fakültesi'nde 2021 yılında yayınladığı süt ve sağlık raporunun içerisinde evet. bütün analizler yapıldığında tam yağlı süt ve süt ürünlerinin daha yararlı olduğu görünüyor. Mis gibi alacaksak bütün besin değerleriyle tam yağlı Almalıyız. olanları tercih edebiliriz. İkincisi yanına bir tane yumurta. Yumurtayı her zaman tam haşlamanızı tavsiye ederim. Eğer yumurtayı tam haşlayarak tüketirsek daha uzun süre tok kalırız. Tokluk indeksi çok yüksek. Eğer Genelde kayısı dediğimiz... Ön Öneriyorlar ama. Kayısı önermek lezzet açısından lezzet etsin, çok güzel. Evet. Fakat az pişmiş ya da beyazı tam pişmemiş, yumurta sarısı tam pişmediği zaman bizim için gıda güvenliği açısından salmonella riski çok fazla olur. Besin güvenliği açısından tam tüketmek her zaman iyidir. Tam pişirmek Ama tam edir. bir yumurtayı yemek. Eğer olmazsa çok az yağda omlet gibi yapabilirsiniz. Onu Şimdi yaparız. peynirimiz var, bir yumurtamız var. Yanına yeşillik olarak mevsime uygun hangi yeşilliği kullanırsanız onu tercih edebilirsiniz. Bol biber ve maydanoz. Çiğ sebzeler her zaman servis. Dereotu, naneyi de ekleyebiliriz istersek. Ee, şimdi kışın olduğu için domates çok tüketmeyenler var ama ben mutlaka küçük domateslerden yiyorum. Hı -hı. Salatalık tercih ediyorum doymak Hı -hı. adına. Hı -hı. Ee, zeytin biraz zeytin ve bir ya da iki dilim ekmek. Şimdi... da bir şey söyleyeceğim. O dilim değil. Hangisi? Şu bir, şu bir dilim <laughs> ekmek değil yani. Bu bizim bir dilim şu ekmeğimiz. Şu benim parmağım kadar. <laughs> Bu bir dilim bir, ekmek olamaz. Işte bir dilim ekmek dediğin şöyle falan olması lazım. Ee, sevgili Çağla'cığım bak bir dilim bir parmak kalınlığında kesilmiş ekmek. Ne güzel değil bu mi? Bu bir dilim Çok ekmek mi Selahattin? <laughs> dizi. Olamaz böyle bir şey. Bu Sizin bir, ekmekler de şey. Kuş ekmeği. Ekmek <laughs> olarak ne tercih edelim peki bu noktada? Tamamdır. Bir ya da iki dilim ekmek dedik ve kahvaltımız hazır. Ay, Hemen ek... soruna geleyim. Ha. Ekmek olarak beyaz ekmeğin dışındaki tüm çeşitli ekmekleri yiyebiliriz. Ee, ben yine bizim Büyükşehir Belediyesi'nin sanki şey gibi oldum ama çok güzel ekmekleri var. inanılmaz gerçekten. Arp ama ekmeği, doğru. Doğru. ekmek, tam buğday, organik, çavdar ekmeği. Yani hem de fiyat olarak da gerçekten çok uygun. Evet. Ve daha ee, çok da sağlıklı. Ben e, oradan alıyorum ekmeklerimizi. Evimizde de yapılıyor. O yüzden bu ekmeklerden bir parmak kalınlığında bu küçüklükte olmazsa biraz daha büyük olarak da tüketebilirsiniz. Tamam, Kahvaltımızı peki. verdik. Evet. şimdi. Burada önemli olan ne var peki? Nasıl tok tutacak? Bir protein dengesi, kalsiyum ve yağdan zengin bir yiyecek var, diyet lifi var. Hepsi bir arada. Biraz önce söylediğim bağırsaklardaki hormonların daha iyi aktif olmasını sağlıyor. Sağ Sadece yiyecekler. Güzel bir kahvaltıyla başladık. Bir araya başladık. girip bir şey söyleyeyim. Tabii mi? ki tabii ki buyurun. Şimdi bunu tok kalmak için o kadar çok şey kullanıyorlar ki insanlar eczanelerden. Mesela yani ne kullanıyorlar? Diyet lifi alıyorlar. Lif suya koyup içip mideyi daha çok şey yapsın diye. İşte probiyotiklerin bazen zayıflama üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu söylüyorlar. Bununla ilgili tok kalmakla ilgili bir sürü ilaç kullanıyorlar insanlar. Size tavsiyem ee, özellikle e, webler, web sayfasından, internet sayfasından güvenilirliği olmayan hiçbir ürünü zaten almayın. Tok kalmak için de bunlara başvurmak yerine yiyeceklerinizi, özellikle salata, mesela öğün öncesinde biraz çorba içmek gibi, gibi. aslında daha kolay, daha rahat ve sağlıklı yiyeceklerle tok kalmaya e, meydan ve fırsat vermelisiniz. Biraz da bedeninizi dinlemelisiniz. Çünkü bazen şöyle bir şey oluyor, çok acıkıyorsun gerçekten yiyorsun ve acıkıyorsun. O zaman ona uygun en doğru besinin ne olabileceğini bilmeliyiz. Mesela biraz peynir, biraz ceviz, yanına biraz maydanoz, domates, salatalık koyduğunuzda aşırı bu açlık hatanı da hızlı bir şekilde tok kalarak ortadan kaldırabilirsiniz. Kaldırabiliriz. Güzel. E, sabah kahvaltısından sonra, sonra şöyle bir öğle yemeğimize bakın. Evet tok tutuyor. Gün içerisinde sizi tok tutacak bir beslenme programı. Ve veriyor. de kilonuzu şöyle vereceksiniz, onu unutmayın. Her hafta 750 gramla 1.2 kilogram arasında da zayıflayabilme şansınız var. Var. Kilo fazlalığınıza göre. Ya düzen aslında birçok şey değiştiriyor. Düzenli yemek diye bir şey var evet. ya yani gerçekten bir hafta boyunca düzenli beslendi de zaten herkes kilo verebiliyor, kilo kontrolü sağlayabiliyor. Bunu önemli olan aynı beslenme sistemiyle evet. uzun süre hedef kilosuna yapabilmek. gelebilecek kadar yapabilmek. O yüzden diyette demeyelim değil mi? Aynen Sağ öyle. O, Sağlıklı beslenme. beslenme. Peki. Ee, öğle önümüzde de şimdi ben buraya aslında kırmızı et ya da beyaz eti getirdim ama diyebilirsiniz ki alamazsak ne yapabiliriz onu da onu söyleyelim. Onu da lütfen Şimdi verelim. normalde 3 köfte kadar ya bir köfte kadar dediğimiz şey şöyle bir elinizi şöyle yaptığınızda büyük ev yapımı köfteye bir köfte kadar diyebiliriz. 3 köfte kadar yağsız bir kırmızı et derisiz bir beyaz et tüketebilirsiniz. Yanına da baklagil yemeği ya da bir kase bulgur pilavı. Bir kase bulgur pilavı şunun büyüklüğünde düşünebilirsiniz. Ya da bizim 4-5 yemek kaşığı diyebiliriz. Yanına da bir salata yapın lütfen. İçine bir yemek kaşığı zeytinyağı ve bir tatlı kaşığı da keten tohumu karıştırın. Şimdi bunu yedikten sonra da yine bağırsakta bu hormonlar çok daha hızlı bir şekilde artıyor. Düşünsenize hem etinizi yiyorsunuz hem baklagil ya da bir tahıl kaynağınız yiyorsunuz ve salata var. Bir denge var öğünde. Ee, ana protein kaynağım var, liften zengin. Bunun dışında kuru baklagiller, bitkisel proteinler var, karbonhidratlar var. ve. Bu denge aslında sizin tok kalmanızla birlikte vücudunuzda yağ yakın mekanizmalarınızın da çok artmasına neden oluyor. Çünkü çok sağlıklı bir. Evet. Şey, evet. Burada, burada keten tohum kilit. Normalde salatalarımıza biz keten tohumu koymayız, aklımıza bile gelmez çoğu zaman. Ama bir tatlı kaşığı koyarsanız sağlıklı zayıflama ya da sağlıklı beslenmenin içerisinde çok yarar sağlar. Güzel. Ee, ara önümüze geldik. Az önce söylemiştin zaten bir miktar böyle evet. canınız böyle bir açlık krizine girdiğiniz zaman birazcık peyniri yanında birazcık ceviz olabilir demişti. Buna başka alternatifler neler olabilir? Yanına ceviz yerine badem, işte Fındık, ne bileyim, e, demiştik. Evet. bir Evet. avuç kadar yiyebilirsiniz ama şimdi şu ikisi bir de, deneyin gerçekten. Evet. Şu ikisi hayatınızı kurtaracak. Daha az kalori alacaksınız. Bir dilim peynir yanına bir 5-6 tane yarım ceviz ya da 3 tam ya da 4 tam ceviz yiyebilirsiniz. Peynirleri çeşitlendirebilirsiniz. Mesela biz burada bir hellin peyniri de getirdik. Az tuzlu hellin peyniri. Kaşar peyniri de yiyebilirsiniz. Ben beslenmede peynirlerde ve süt ürünlerinde özellikle Çok bir şey Kaşar yiyemezsin. Bunlar çok yağlıdır. Bir çok, çok sağlıksızdır konusuna inanmıyorum. Türkiye'nin her yerinde yapılmış olan sağlıklı peynirleri rahatlıkla kullanabiliriz. Çünkü aslında eğer iyi beslenmiyorsak kaşara gelene kadar bir sürü paketli, paketli gıda, gıdalar, kimyasallar, var. kızartmalar, fesutlar yiyoruz. Tatlılar, şekerli yiyecekler. Kaşar peyniri çok masum kalıyor anladığım kadarıyla. Evet hem de zaten bir dilim yiyorsunuz, iki dilim yiyorsunuz. Masum. O yüzden çok evet. büyük bir sıkıntı yaratmaz. Bakalım akşam yemeğimizde neler var. Top tutan bir akşam yemeği istiyoruz Selahattin Dönmez'den. Çok kolay, güzel etli ya da etsiz yapabilirsiniz. Bir tabak güzel bir sebze yemeği. Biraz önce söyledik. Mesela pırasayı, enginarı, kerevizle birlikte karıştırıp güzel bir türlü yapabilirsiniz. Kabak yemeği, lütfen baklagil, mesela nohutlu kabak yemeği. Ya da mesela kıymalı yapamıyorsunuz, nohutlu kabak yemeği yapabilirsiniz. Veya bir tahıllı pırasa, işte bulgurlu pırasa, kepek pirinçli pırasa yapabilirsiniz. Gibi. Yanına bir kase yoğurt, muhakkak yoğurdumuzu yiyelim. Bizim geleneksel, Türkiye'nin gerçekten düzenli olarak yiyebildiği ama araştırmalarda dahi günlük bir, Kaseye bile doğru düzgün tüketemediğimiz yoğurdumuzu beslenmemizden çıkartmayalım. Bir dilim ekmek ve yanına yine salatamız var. Bol salatayı mümkün olduğunca en yüksek, şöyle bir kasede bile yiyebilirsiniz değerli izleyiciler. Salatayı bol yiyin bir kaşık yağ koyun ve bir tatlı kaşığı da keten tohumu koyarak yine uzun süre tok kalabilirsiniz. Ve bir de akşamdan sonra bir ara bir ara var. var yine. Burada, Burada hemen da, evet. yine küçük bir not söyleyelim. Şimdi akşamdan sonra bir ara öğün deyince sevgili Çağla. Gece deme bir şey yiyeceğiz fikri çıkıyor artaya. İstiyorsan onun birazcık bir miktar saatlerinde söyleyelim. söyleyelim. Bence yiyeceğin ara önümüzü söyleyelim. Yarım muz yine biraz önce söylediğimiz prebiyotiklerden zengin olduğu için yaz-kış bulabildiğimiz için yazdım. Bir elma mevsiminde olan güzel bir meyve veya bir portakal veya dörtte bir büyük ayva gibi meyvelerden yiyebiliriz. yiyebiliriz. Şimdi eğer siz bir zayıflama diyeti yapıyorsanız ve bir miktar belirlendiyse. Güne kahvaltıyla başlamak, sonra öğle öğünü, ara ve akşam öğünü, akşamdan sonraki arayı, öğün aralarında herhangi bir mesafe bırakma kuralı olmadan yiyebilirsiniz. Çünkü yediğiniz yiyeceğin miktarı az ve sağlıklı olduğunda vücudun bunu yaktı mı, yakmadı mı, depoladı mı gibi bir yeteneği yok. Çünkü az kalori alıyorsunuz, miktar belli. Ama miktar belli olmadığında kahvaltıyı erken İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Öğle öğününü günün tam ortasında yapmak çok yararlıdır. Akşam yemeğini de çalışmalar daha önceki programlarımızda hep söyledik. Bilimsel çalışmalar şöyle söylüyor. Diyor ki 16-17 bandı arasında yaparsa bir birey ve istediği gibi yerse... ...en azından metabolik olarak o yaratacağı biyokimyasal bozuklukları yaratmıyor diyor. O yüzden o aralıklı oruç dediğimiz olay bazı durumlarda bazı kişi, kilolu kişiler için... Bazı biyokimyasal parametreleri bozuk olan kişiler için hmm. yararlı olabileceği gibi evet. hepimiz için uygun değil. Mesela ben benim için uygun değil. Ben uyguladım. Kolesterollerim arttı, kan şekeri dengem bozuldu ki bunun gibi birçok kişi var. Açlık atakları yaşadım. Bu benim vücuduma uygun, uygun değil. Uygun değilse onu da kabul evet. etmemiz gerekiyor. Aynen öyle. O yüzden herkese uygun değil. Herkes yapmamalı. Ama bu zayıflama diyetinde evet. tok tutan dengeli zayıflama diyetimizde Öğünlerinizi günün sizin akış planınıza mantıklı evet. bir şekilde yapabilir. Akşamdan sonraki arayı da yemeden bir saat önce bile yapabilirsiniz. Yani diyelim ki akşam 7-8 yaptınız akşam yemeğinizi 9-10 gibi ara öğününüzde rahatlıkla yiyebilirsiniz. yiyebilirsiniz. Peki şimdi yine tok tutan bir alternatif sunacak sizlere Tamamdır. sevgili Selahattin Dönmez. Hatay biber salçalı helimli avokadolu bir tost hazırlayacak. Bunun e, avokado koymazsak ne koyabiliriz alternatiflerini de hani konuşalım malum seve. biraz. Yani zaten çok fazla Durlandı. bizim memleketimizde evet bilinen bir e, meyve ama çok tercih edilen bir yiyecek değil. Hayır bire yenecek bir şey değil, değil. yani. Değil. Hem mı? de şey de yok. E, sonuçta fiyatları da çok değişiyor. Evet. E, pahalı da olabilir ama e, biraz da mutfağımızda Çeşitlilik katabiliriz Azıcık diye ben getirdim. Azıcık alışkanlıklarımızın dışına da çıkmamız gerekiyor. Arada yani ara bir ara evet mümkünse. olur. Bunun yerine zeytinyağı koyabilirsiniz biraz daha fazla. Şimdi size hemen çok kolay bir tarif bu. Ekmeğinizi bir ara avokadoları keserken lütfen kızartmaya başlayın. Biz burada kızarttık ve getirdik. Kızarttık mesela diyelim. Zaten bunu kızarttık buraya güzelce getirdik. Ekmek, bir dilim ekmeğiniz. maşallah serçe parmağınız kadar. Hocam, çok lütfen küçük rica ediyorum. Ne rica ediyorsunuz? Lütfen Aslında hep ben benim, rica ediyorum. <laughs> benim ekmeğimle hep Benim ekmeğim şey şu kadar yani o şey köy ekmeklerine ya şu kadar benim ekmeğim. İki Ondan tane dilim tane yapayım çıkar. o zaman ben sizin için. İki, ee, üç. Siz yormayalım bir tanesini yapalım biz kendimiz yaparız üçü beşi hocam. Şimdi çok az bundan çok az avokado alacaksınız. O kadar kolay ki üzerine süreceğiz. Önce evet. salçayı sürmeyecek miydik? Birazdan süreceğim. Tamam peki karışmıyor. Yok karışmayı unuttum yo, yo, çünkü. Yok yok Unuttunuz mu? Evet. Ben de yani... öyle tahmin etmiştim. <laughs> şimdi güzelce salçayı. Şöyle yapayım mı bir saniye Tamamdır. hocam? Buyurunuz. Şunu ben şuradan da alayım. Tamam. Şöyle bırakın Tamamdır. oraya. Önce salçamızı, salçamızı, sürüyoruz. sürüyoruz. Şimdi bunu ben niçin yazdım Hatay usulü diye? Aslında lokal besinler, yerel besinleri tüketmek Sağlığımız açısından çok iyi çünkü yerel besinlerin besleyici içerikleri daha yüksek. Güzelce biber salçanızı sürün. Farklı tostlar, açık tostlar yapmak müthiş eğlenceli mutfakta. Hem de her gün peynir, yumurta yediğiniz zaman ayrı bir kahvaltı çeşidi Değişiklik. yaptığınız zaman motivasyonunuz da artar. Bir heyecan oluyor değil mi evet. o zaman da? Sonra avokadodan birazcık alın. Daha sonra bunu limonlu bir suyun içerisinde beklettiğinizde hiçbir sıkıntı olmaz. Bir gün sonra, bir gün sonra da kullanabilirsiniz. Çok güzel e, avokadoyu üzerine püre yaptık. Sonra, ama neyse şöyle. Evet, evet. Güzel. Şimdi sonra üzerine birazcık pul biber dökeceğiz. Aman çok güzel oldu ya bu ne? Evet daha sonra çok az e, ben nar ekşisi koyuyorum buna. Şöyle minicik değil mi? Üzerine evet. hafif şöyle bir gezdirmelik. Ay görünüyor mu acaba? Şefim <laughs> siz bence e, benim yanıma da gelin. Geleyim ben. Muhteşem görünüyor şu <laughs> an. Evet. Çok güzel. Ya ben evet. çok enteresan tarifler geliştiriyorum. Çok sağlık dengesi Ve yüksek olan. Ve seviyor yani çok lezzetli tarifleri evet. oluyor. Ve sonra biraz e, üzerine şart de Şart mı yani? Mesela ben olsam dökmem onu. Artık avokadoyu o yağ <laughs> vardı falan diye düşündüm ama şey, onu da verdim. Acı dengesini alır. Çünkü ha. acı biber olduğu için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Biraz da bunu koyduk. Vah. Ve Bakın, müthiş bir oldu. E, açık tuz. Eğer isterseniz siz bunu İki dilim ekmeğin üzerine de yapabilirsiniz. Mükemmel Bence oldu. keyifli görünüyor. De de çok da güzel görünüyor. İştah açıcı. Bir de yine avokadoyu kullanacağız. Ama bu sefer tokti besinlerden enginarı da içerisine katarak bir cacık hazırlıyoruz. Hemen Enginarlı avokadolu bir cacığımız var. ...yine tok tutan bir alternatif olacak sizin Bunun da için. niçin verdim? Mesela diyelim ki gün içinde çok fazla yemek yediniz... ...ve siz akşamı biraz hafif geçirmek hafif istiyorsunuz. Hafif pişmanız demek istiyorsunuz. Çok ağır yedik ya ve pişmanız da, akşama. Ya ne da için? bir baktınız sabahleyin bir kilo almışsınız... ...akşam yemeğinizi bununla birlikte iki gün değiştirdiğinizde... ...o kilo fazlalığınız da ortadan gider. Ben genelde hedef kiloya gelinceye kadar bireylerin... ...çok disiplinli olmasını tercih eden bir diyetisyenim. Yani... Hedef kilosuna gelsin. Sonrasında ise bu küçük triklerle güzel kahvaltısını yapsın. Mesela diyelim ki güzel bir kıymalı makarnasını yedi ya da kremalı makarnasını da... E bir yerde da... de ödül şartı yani. Değil Tabii mi? ki. Kendimizi düzenliyormuşuz. E şimdi ben an... kilomu ve kilosunu koruyan herkes öyle besleniyorlar. Yani biz böyle sabahleyin dilim dilim değil. Sonuçta baktığınız zaman hedef kilonuza geldiğinizde rahat bir şekilde beslenebilme şansımız yüksek. Oluyor. Şimdi... Evet. Çok... Şimdi bir cacık hazırlıyoruz. Şunun içinde hazırlayalım daha güzel olacak. Ee, Enginarı falan nasıl keseceğiz hocam? Ben şunları buradan alayım isterseniz. Hani kesmemiz şununla ben, gerekecekse. Evet, şununla birlikte şey yapacağım. Bunda da çok gözüm var ama neyse. Evet buyurun. <laughs> Şimdi tarif için müthiş kolay evimizde olan besinler var. Avokadoyu almazsanız onun yerine Enginarı biraz daha fazla koyabilirsiniz. Enginarlı salatalıklı falan da yapılabilir böyle yeşillerden. Şimdi sanki. cacık şey var ya salata biz hep salatalıkla yaptığımız bildiğimiz bir şey olduğu için ben farklılık olması adına koydum onu. Evet. Ama dediğin gibi salatalıkta koyabiliriz. Şimdi yoğurdu güzel bir şekilde çırpın. Tamam. Ee, Bu yoğurdun da sanki de... o şey değil mi o pişmanlık sonrası yiyebileceğimiz bir şey. Hem o hem de Akşam biraz eline. önce söylediğimiz tokluk hormonlarını da çok daha söylüyorum. çok kolay e, harekete geçiriyor. Şimdi eğer istersen şundan doğrayabilir misin? Şurada küp küp olarak içinden çıkartayım mı? Küp küp mü? Yok ben çıkartırım. Ya da evet siz daha elinizle daha rahat edersiniz. Bir küp de avokadolar küp. çok gerçekten müthiş, güzel. Pazarlarda da var. Evet. Bir küp küp doğrayabiliriz. Şimdi e ne yapıyoruz biz cacık yaparken aslında? Sarımsak. Salatalık yoğurdu karıştırıyoruz. Dereotu koyanlar var, kuru nane koyanlar var. Değişiyor. Ben şimdi bir de sarımsak koyuyoruz. Bir diş sarımsak içine ekleyeceğim. Küp küp İyice ezin. Doğru, doğru evet. Dedik. Sarımsağımızı, Sarımsağımızı koyduk. koyduk. Ben direkt kuru naneyi de içine atıyorum. Sonra üzerinizde birazcık e, süsleyecek koyacağız. Sonra ben dereotunu muhakkak severim ve koyarım. Bunların hepsinin karaciğer koruyucu etkisi var. Birazdan karaciğerle ilgili güzel bir kür de vereceğim size. Yiyecekler sizin e, gerçekten ilacınız olmalı. Mutfağınızda sağlıklı besinleri nasıl kullanacağınızı ve nasıl tariflerle daha iyi kilo yönetimi sağlayacağımızı bilmeliyiz. Sormadım ama bunu da sanki küp küp gibi Aynen geldi. Aynen öyle. Ve biraz da cevizi kıracağım içine. Oo, bayağı da şey coşkulu bir şey oldu yalnız. Evet. Bunu siz Pancarlı yapabilirsiniz, kerevizli yapabilirsiniz. Onlar meze gibi oluyor aslında, ee, bir yan yemek gibi. Evet, cevizi de içerisine karıştırdıktan sonra enginarımızı koydu. Tabii ben enginarı taze, taze koymanızı tavsiye ederim taze derken yani şey konserve olmayan taze direk yani koyabilirsiniz hafif yaşadıktan sonra içerisine karıştırabiliriz evet. enginar avokado, ceviz bir takım yeşillikler, yoğurtla ee, birlikte çok güzel bir koyduk ve en sonra da biraz zeytinyağı koyacağım üzerine nasıl şöyle dökeyim evet şöyle de hafif zeytinyağımızı koyduktan Az sonra sonra da e, karaciğerimizi temizlemeye yardımcı 21 günlük bir sarımsak türü tarifi olacak. E, sevgili Selahattin Dönmez hocamızın ve aynı zamanda yer fıstığı dolgulu, çikolatalı, soslu bir brownie, lezzetli Yapacağız, bir evet. tatlı tarifimiz de olacak. Minicik bir ara verelim. Aradan sonra buradayız. Buyurun. Çağla ile yeni bir gün devam ediyor. Mutfağımıza geldik. Şef Selin Öztürk'ün yanına brokoli köftesiyle evet. başlayacağız. Ee, güzel aslında... Ee, çok güzel bir alternatif brokoli'yi sevmeyenler için diye düşünüyorum ben eminim lezzetli olacaktır haydi görelim bakalım malzemeler neler nasıl yapılıyor hemen anlatıyorum özellikle çocuklar için e, bende de 3 yaşında bir oğlum olduğu için böyle köfteyi ona sevdirebilmek için sebze köftelerini genellikle brokoli kereviz pırasa hep köfte şeklinde i̇çine yapıyorum içine tıkıştırıyoruz çalanın. evet ne <laughs> varsa dolduruyorum sebzeleri e, şimdi öncelikle ben e, 5-6 tane e, brokoli parçalarını buharda haşladım tamam buharda haşladık sonra da böyle blenderdan geçirdim. Arkasından derin bir kaseye alıyorum bunları. Tamam. İçine dil peynirimiz var. O da güzel. çok sağlıklı. Çok... Yaklaşık 30-40 gram kullanıyorum ben dil peynirini. Tamam. Sonra çok sevdiğimiz bizim bütün yeşilliklerimiz, taze soğanımız var, maydanoz var ve nanemiz var. Tamam. Taze soğan bir adet kullanmanız yeterlidir ama daha çok sevenler için daha fazla daha da. Daha da isterse kullanılabilir. kullanabilir Evet, kullanabilir. Nanemiz, Nanemiz, dereotu. Çocuğumuz hangisi var. onları koyabiliriz. Evet. Ve burada e, bir adet yumurta kullanıyorum. Köfte şeklini alabilmesi Biraz için. Biraz bağlayıcı. Evet. Sarımsağımız var. O da çok faydalı biliyorsunuz. Oh, oh. Çok güzel. Tüm faydalı sebzeler içinde. Un olarak da benim tercihim her zaman yulaf unu ve badem unu oluyor. Hem çok güzel bir tat veriyor, hem de çok sağlıklı olduğu için onu kullanıyorum ben. Hangisini kullanacaksın? İkisinden de biraz İkisinden biraz mı de kullanacağım. Badem unundan bir buçuk kaşık, yemek kaşığı kullanıyorum. Yulaf unundan da iki kaşık kullanacağım. Kullanacaksın, tamam. Evet. Bir bıçağı iki kaşık gibi badem ve yulaf ununu da atıyoruz ve bunu güzel harmanlayacağız. Evet. Ben bu arada güzel bir şey Buyurun söyleyeyim efendim, efendim size. Tabii. Şimdi badem unu koymak çıtır çıtır olmasını sağlar. Oh, Yulaf unu koyduğunuzda yumuşacık olur. O yüzden ikisini bir arada koyduğunuzda hmm. bu çocukların tam böyle köfte yiyormuş kıvamını gelmesini sağlar. Belki evet. o zaman sadece badem unu da konulabilir mi? Bence konulur. konulur. Fark konulabilir, mi? Yani evet. Konulur. Fark etmez sanki çıtır değil mi? Daha çıtır daha çıtır çok güzel olur. Evet, badem unu. Peki. Koyabilirler. Ben ve... şimdi bunu güzelce yoğuracağım. Ardından dilerlerse eğer blenderdan da geçirebilirler. Ben yoğurmayı tercih ediyorum burada. Sonra da köfte şeklini vereceğim Blender'da Blender bunları. bayağı pratik olur yalnız. Evet, hepsini Çırptı diye karıştırmak Ama için. zaten yoğurmak da keyifli. Kesinlikle. Ben bunu nasıl öyle. pişireceksiniz? Ben bunu fırında pişiriyorum ha, hocam. Güzel, tamamdır. Evet. Ve sonra zaten, köfte haline getireceğiz. Evet bunları. evet. Zaten içerisinde zeytinyağımız var. Yumurtamız hı hı. var. Bunu küçük e, evde yaptığımız gibi annelerin yaptığı gibi köfte haline getireceğiz. Ardından da fırında yaklaşık 20 dakika. 180 derece yeterli oluyor. 20 dakika pişireceğiz. Ben bir de küçük bir ekleme Lütfen. daha yapacağım şefim. Bir de bunun içine yeşil mercimek koyarsanız Oo, çok haşlanmış. Çok Besin değeri açısından Vallahi. da denge açısından da müthiş olur. Yanına güzel bir cacık verin çocuğunuza. Harika. İşte et, banıp, banıp. köftenin e, ...yanındaki değerli proteini de yanında almış olur. Evet. Çocuk ve köfte, güzel. Ben Peki. bundan bir tane örnek yapacağım. Olur, bir tane yapalım. Tepsiye, sonra fırına atacağım. Bu arada da çorbaya geçeriz, olur mu? Tamam, diğer tarifimizi de yaparız. Bundan evet. sonra zannedersen pancarlı pancarla bir pancarla. mercimek <laughs> e, çorbası hazırlayacağız. Çorba da bence bu çocuklara sebze yedirme konusunda... bize çok elimizi e, rahatlatıyor diyelim. Kesinlikle öyle. Evet, şu güzel. şekilde de gayet rahat Brokoli yerine dediğim gibi kerevizde kullanabilirler, kullanabilirler, pırasa kullanabilirler. Kereviz çok güzel oluyor açıkçası. Hı hı. E, hem çocuklar kerevizin kokusunu sevmiyorlarsa köftenin içerisinde o koku da kalmadığı için evet. çok rahat kullanabiliyorlar, yiyebiliyorlar açıkçası. Brokoli de böyle sebzelerin sanki kralı gibi oldu değil mi? Ne kadar kıymetlendi. İçerisinde e, gençleştirici, bunun dışında karaciğeri koruyucu, bağırsakları çalıştırıcı birçok biyoaktif bileşen var o yüzden bir de Brokoli biliyorsunuz Avrupa'da, Amerika'da da çok fazla kullanılan bir sebze olduğu için bilimsel evet. çalışmalar da bunun üzerine çok yapılıyor. yapılıyor Ama doğru. bizim ülkemizde mesela prasayı denemek daha güzel olur hmm, buna. Kereviz. Biraz kereviz, biraz enginarla hazırlamak güzel olur. Çok güzel. Onları istersen daha sonra devam edelim o olur, şekilde. Olur, olur. Ee, ben ve... de bu arada evet, çorba mercimek çorbasının tarifini ben açıkçası merak ediyorum. Aslında evet. e, normal bizim yaptığımız mercimek çorbasından tek farkı e, pancar ilave edeceğim içine. E, bir de mor havuç. Normal havuç of. kullanıyoruz biliyorsunuz mercimek evet. çorbasında ama ben bunda mor havuç kullanmayı tercih ediyorum. Önce zeytinyağını ben tencerimize alıyorum. Tamam. Bütün sebzelerimizi, pancarımızı, patatesimizi içine atıyoruz. Evet, Bak, güzel şey. güzel kavur, kavrulacak havucumuzu. şimdi bunlar. Hocam daha iyi bilir ama patatesle mor havuç da çok kullanıyorum ben. Çok sağlıklı. Evet çok ee, sağlıklı. Bir kere çorbanın daha koyu kıvamda olmasını sağlar. Kesinlikle öyle. Mercimek de geldi burada. Kırmızı mercimek evet. de geldi. Kırmızı mercimek bir de kereviz yaprağını çok seviyorum. Ee, hmm. Eğer kerevizin kendisini kullanmak isterlerse onu da kullanabilirler bu arada. Rende yapıp ya da dört parçaya bölüp içine dahil edebilirler. Soğanımızı da ekledik. Evet. Bu kavrulduktan sonra ben buna sıcak suyumuzu ekleyip yaklaşık bir yarım saat pişmeye bırakacağım. Ardından da rondodan geçirip Mis. servis haline getireceğim. Evet. Harika. Az sonra da bir karnabahar tabule hazırlayacağız. Evet. Yine e, sağlıklı bir tarifimiz olacak. E, yine birlikte olacağız. Çorbamız pişsin. Piştikten sonra tekrar konuşacağız. Biz hocamla isterseniz devam edelim. Günün uyarısı geliyor. Günün ilk geliyor. Zayıflatıcı bitkisel ürünler karaciğeri yoruyormuş. Ya, ya, bu bu çok bir önemli bilgiye, bir bilgi, şey. önemli bir uyarı oldu. Hangi çok ürünlerden önemli. bahsediyoruz burada? Şimdi Türkiye'de e, benim yine gözlemlediğim, danışanlarımız geldiğinde bir soru soruyoruz. Nasıl kilo verdiniz bugüne kadar ve ayrıyeten diyoruz ki hangi diyet sistemlerini uyguladınız? Bireylere kronik hastalığınız var mı yok mu? Kullandığınız ilaçlar var mı? Ne diye soruyorsunuz de? bir. Evet, bu dediğimde. Bakın dört tane şey çıkıyor ortaya. Bir tanesi efedra denilen bir madde kullanıyorlar. İçinde efedra olan, efedra ma denilen. İkincisi dalakotu, onun kendi markasının ismi var. Zayıflamak için, obezitenin tedavisinde yağ yakıcı, metabolizma hızlandırıcı diye. Üçüncüsü yeşil çay ekstraktı kullanıyorlar. Hı hı. Ve dördüncü olarak da en sık kullanılanlardan bir tanesi ki bu çok büyük karaciğerde e, sorun yaratıyor. Bu dört tane ürün, demir hindi içinde var. Bu dört tane ürünün e, vücudumuzda yarattığı etkilerden haberi olmuyor tabii ki. Zayıflamak isteyen insan diyor ki ben bir an önce zayıflayayım. E tabii. Tok kalayım metabolizmamızdansın. Ve bunları aldıkları zaman bakın hepatoksisite demek karaciğerde karaciğer enzimlerinin dört tane karaciğer enzimi var. AST, ALT, GGT ve LDH ve ALP daha doğrusu 5 tane. Bu karaciğer enzimlerinin yükselmesiyle birlikte karaciğerde bir hasar oluşuyor. Hasar derken mesela yağlanma mı oluşuyor, yoruluyor mu karaciğer ne bileyim, karaciğerin ne olmuş Karaciğerin yapısında oluyor. bir bozulma var. Oluyor. Yani karaciğerin fonksiyonunu maksimum yapacak hücreler hasar görüyor. Hmm. Ya da karaciğer fonksiyonel olarak yoruluyor. Bunların hepsi bazıları kısa süreli, bazıları da uzun sürede çıkıyor ortaya ve bu ürünleri kullanmak büyük bir risk. Hala bugün bu ürünlerin pazarı inanılmaz derecede yüksek evet, doğru, ve doğru. sağlık üzerine etkisi karaciğer hasarı ile ilişkisi olduğu da ortaya konulmuş. İrlanda'da bir yüksek lisans tez lisans tezinde bu ürünü kullanan kişilerin kan analizleri yapılıyor ve %16'sında karaciğerde bir hasarın olduğu görülüyor. Hmm. Fakat daha sonra yeniden araştırmalara baktığımızda Özellikle bu demir hindi e, preparatı dediğimiz ve yeşil çay ekstraktı olan. Düşünsenize ismi ne kadar güzel, sağlıklı geliyor. Evet. Diyoruz ya biz yeşil, yeşil çay tükettiğinde kateşinler var, yağ yakımını arttırıyor. Ama yeşil çayı 2 ile 4 fincan arasında doğal tükettiğinde farklı, preparat olarak kullandığında bambaşka etkiler yaratıyor. Ve karaciğer için büyük bir sıkıntı. O yüzden size önerim e, doğal olan, sağlıklıdır düşüncesinden, Doğal olan zararsızlığı düşüncesinden diye uzun uzaklaşmak gerekiyor. gerekiyor. Şimdi bir de tabii ki bu karaciğerin dışında başka organlarda da uzak etkileri olabilir. Mesela böbreklerde rezidü kalıntı bırakabilir bunlar. Bağırsaklardaki ortamın hani biz diyoruz ya bağırsaklarımızı iyi tutalım ki beynimiz ikinci beynimiz bizi hem ruh halimizi düzelmesin hem hastalıklardan korusun. Bu ortamı bozabiliyorlar. Bunlarla ilgili veriler böyle çelişkili de olsa ama karaciğer üzerindeki hasar konusu oldukça önemli. önemli. Sizden ricam bu bitkisel ürünlere destekleri hiçbir şekilde kullanmayın. Ben danışanlarım hep şöyle söylüyorum. Doğal yiyeceklerle normal yoldan sağlıklı zayıflamak hmm. ve düzenli olarak da eğer eksiğimiz varsa bir Vitamin ya da mineral kullanmak bu bizim için en doğru yol diyebiliriz. Diyebiliriz. Peki e, böyle bir sıkıntı yaşandıysa karaciğerimizde böyle bir e, az önce söylediğin gibi hani Topsiste, yağlanma veya bir toksikte varsa bunu temizleyen 21 günlük bir kür, kür tarifimiz var. olacak. Tabii. Sarımsak kürü. E, bunu kimler yapmalı? Şimdi kim biliyor ki yani kullandığı bir takım takviyeler yüzünden karaciğerin e, e, sorun olduğunu, yaratacağını. Bir kere yara kullananlar olduğunu. varsa bir kere hemen kessinler onu. Ha. bir İkincisi... Şimdi karaciğer toksitesinin en önemli özelliği bir, iştahsızlık. Düşünsenize zayıflama diyetinde kullanıyorsun, karaciğer hasar gördüğü için organdan dolayı iştahsızsın. Siz zannediyorsunuz ki üründen dolayı olduğunu aslında karaciğer hasarına bağlı bir, iştahsızlık. iki sarı renk, sarılık oluşur. Üçüncüsü halsizlik. Dört, yorgunluk. Beş, biy biyokimyada bozulma. Altı aslında bir de kusmayla da kendini gösterebilir bunlar. Hele bunları yan etki olarak biri ya da ikisini görüyorlarsa hemen bir doktora başvurmalarını tavsiye ederim. Kesip hemen doktora başvurmakta fayda tamam. var. Şimdi doğal yoldan karaciğeri koruyan yiyecekler var. Ben e, karaciğer detoksifikasyonu üzerine oldukça uzman bir beslenme uzmanı olduğum için o yiyeceklerden doğal bir kür hazırladım. Şimdi bir yorgunluk, iki halsizlik, üç e, mesela sigara içenler, dört... Düzenli ya da düzensiz işte alkol kullananlar. Evet, sinir ve alkol sağlığa zararlıdır. E, aynen öyle. Beş, fiziksel aktivite yapmayanlar. Altı, ilaç kullandığımız zaman da çünkü ilacın da bir hepatotoksik etkisi var. Yani siz düzenli ilaç kullanıyorsunuzdur. O, o, Onun o da. da etkisi var. O yüzden onların hepsi Ya da sağlıklı kişiler bizler yapabiliriz. Çok Peki. kolay. Kimler yapamaz diye bir şey var mı? Evet özel bir durum yok çünkü hepsi çok sağlıklı ve çok doğal evet. yiyecekler ve belirli miktarlarda kullanacağımız için. Nasıl yapıyoruz? Neden ne 21 türü? gün? Genelde 15 günün üzerinde bunların etkilerini gözleriz. Böyle bir günde bizim karaciğerler toksinlerini atıp Öyle düzenlemez. Öyle bir yok. Evet bir de e, idrarınıza bakın. İdrar koyulaşıyorsa rengi su içmenize rağmen karaciğerde bir sorun olduğunu, hmm. karaciğerin metabolitlerini iyi atamadığını gösterir. Hmm. Şimdi güzel. bir kase yine yoğurdu alıyoruz. Bu da çok güzel. Bunu 21 günlük mü hazırlayacağız yoksa? Yok yok her gün bir her gün hazırlıyoruz bunu. 21 gün boyunca her gün düzenli tüketiyoruz. yapıyoruz yeterli olur. Tamamdır. Yoğurdumuza şöyle çırptık. Şöyle güzel bir şekilde Dereotumuz zeytinyağı, soğan, soğan, karabiber. Soğan, karabiber ve, ve zeytinyağı. Sarımsağımız Hepsi evet. bunların ciddi bir karaciğer koruyucu özellikleri var. Bir de bunları hep taze lütfen tüketelim. Evet, Pişirerek evet. değil, haşlayarak değil. Fırınlayarak değil. Taze o zaman şey. daha çok aktif bileşenleri e, alırsınız. Soğanımız da çiğ yine evet. pişmeyecek. Bunu yemeğinizin yanında yavaş yavaş tüketebilirsiniz Çocuk biraz kısmı önce. Bir şey. Evet biraz önce size avokado olucacık yapmıştık. Karaciğerimi korumak istiyorum. Yani derseniz. Bun, bunun yanında yediklerimiz de önemli değil mi ama ne bileyim bir yarık yaptın şöyle. Hiçbir sorun olmaz rahatlıkla yiyebilirsin. <laughs> <laughs> Öyle mi? Yemin Yok mi? hiç sorun olmaz. Bir biraz da zeytin yağı karnıyarıkla güzel olur. İmam bayıldıyla güzel olur. Evet. Sebze yemeklerinin yanında çok güzel olur. Krufusun Şimdi diyeceksiniz ki peki bunu yediğimiz zaman ağız kokusu oluşacak. Ee, karan, ya. Evet, karanfil kullanabilirsiniz. O da ağız kokusuna yardımcı olur. Peki. Şimdi cacığımız da hazır. 21 gün boyunca bu güzel cacığı düzenli olarak yediğimizde karaciğerdeki toksin durumunun azalması ilaçlarla oluşabilecek bu hepatoksisitenin ortadan kalkmasına yardımcı olabilirsiniz. Çok güzel. Bu bilgiler için ayrıca teşekkür ediyoruz. Şimdi günün Hı. önerisiyle devam ediyoruz. Günün önerisi sağlığınız için aşırı süt tüketimine dikkat etmemiz gerekiyormuş. 20 yaş üzerinde aşırı süt içmeyin ancak yeterince süt tüketin. Harvard Tıp Fakültesi'nde dünya ünlü profesör Walter Violet süt ve sağlık süt ve sağlık içeren yepyeni bir makale yayınlamış. Bu yayında Doğal olarak sütte bulunan yüksek düzeyde insülin benzeri büyüme faktörün ve birçok besleyici öğelerin insan sağlığında önemli katkılar sağladığını, pastörizasyon yapılan süt içmenin e, Bursella, tüberküloz ve birçok patojen mikrobun insana bulaşmasını önlediği bilgisini yinelemiş Evet, bu bizim bildiğimiz bir şeydi zaten. Anca, Biz diyoruz ki sütü pastörize edelim, evet. mutlaka bir ısıl işlem olsun. Evet. Çiğ süt almayın, çiğ süt tüketmeyin sağlığınız için. Neden? birüberkülozla ve tüberküloz için. Özellikle günde 2 su bardağından fazla süt içmek yetişkin kadın ve erkekte kemik kırılmalarından korumadığı, koruyamadığı prostat ve meme kanseri açısından yüksek tüketim risk oluşturabileceği uyarısı yer almış. Bunu evet, birazcık açalım. Bu çok açalım. güzel. Şimdi biz ne diyoruz? Sağlıklı beslenmede süt tüketelim mi tartışması yıllardır var. Var. Süt tüketimi tartışmasında araştırmaların tutarsız ya da değişik sonuçları aslında bizim toplumlarda bireyin süt içerken endişeli olmasını sağlıyor. Bunu bir pediatristler, iki diğer doktorlar, üç diyetisyenler de konuşmaya başladığında kaos oluşuyor. Şimdi ben süt içeceğim mi içmeyeceğim mi diye. Her şeyin miktarı çok önemli olduğunu burada bir kere daha ortaya koymuş oluyoruz. Size her zaman ne diyorum? Süt ürünlerinden gün içerisinde bir ya da iki su bardağı kadar süt tüketmenin sağlığımız için yararlı olduğunu. Süt mü? Süt ve süt ürünleri mi peki? Süt ve süt ürünlerinin içerisinde bir su bardağı ya da maksimum iki su bardağı süt içebilenler süt içmeli. Tamam. Şimdi diyor ki araştırma, araştırmayı iyi meta analizi okuduğumuzda birçok çalışmada iki su bardağının üzerinde ama 20 yaşın üzerindeki bireyler tükettiğinde hmm. vücutlarında çok büyük ya olumlu katkıları olmuyor. Yani siz 3-4-5 bardak içeyim ne güzel kemiklerim Kemik daha iyi olsun diyemiyorsunuz. var demediğimiz gibi. Ama iki bardaktan daha az içersek ya da süt ürünlerinden de tüketmez isek ortamda kemik için gerekli olan kalsiyum olmadığı için risk var. Hmm. İkincisi özellikle 20 yaş üzerinde çok fazla süt içmenin kadınlarda meme kanseri, erkeklerde de prostat kanseri için risk uyarısı var. O yüzden gelişi güzel böyle litrelerce evet. ben alıyorum, sıcak süt içiyorum ne kadar da güzel geliyor demememiz gerekiyor. O yüzden her şeyin dozu süt ve süt ürünlerine süt içeceğiz. Onu da iki bardağa geçmeyeceğiz. Zaten biz diyoruz ki erişkinler için 3 porsiyon. Süt ve süt ürünlerinin toplamı. Toplamında. Çocuklar için 4 porsiyon. Emzikli gibi anneler için 4 porsiyon. Yani onun içinde bir bardak sütünü kullanmak yararlı. Evet. Çok fazla aşırı içmenin çok yararının olmadığını görüyoruz. Ayrıca yağsız süt ürünleri yerine eğer tabii ki bu dengeli evet, bir şekilde de tüketilelim tam yağlı süt ve diğer süt ürünleri tüketmenin daha faydalı olduğu da belirtilmiş. Evet, yani çalışma, light sütlerden bahsediyoruz Evet bu burada. çalışma çok net. Diyor ki tam yağlı süt ürünlerinin içerisindeki bazı doymuş yağların koroner kalp hastalığı için koruyucu etki gösterdiğini buldular. Tamam. Şimdi her doymuş yağ farklı etki yaratıyor. Bazı doymuş yağ çeşitleri isimleri var. Işte sitiyarik asit palmitik asit kaprik kaproik evet, gibi. Evet, biz de anlamayacağımız. Aynen, şey. bunların bir kısmı zararlı, sütlü olanları yararlı biz diyebiliriz. Diyebiliriz. Peki, bu uyarıdan sonra günün haberine geçelim isterseniz. Günün haberi şöyle. Aslında çok yeni bir haber değil bence herkes "Aa bende bu var." diyecektir. Bazen bende de oluyor çünkü duygusal açlık kilo aldırıyor. Ya bu bizim e, obezitede kilo almada en fazla karşılaştığımız durum. Bu konuyu konuşmuştuk. Şimdi başka elden ele alacağız. Duygusal açlığı olan herkesin kilo problemi %100 var. Ya karın bölgesi ya basen bölgesinde yağlanması var. Nedir duygusal açlık mesela? Şöyle düşünün. Şimdi siz normalde aç olduğunuzu fizyolojik olarak hissederseniz. Evet. Yayınımızda söylemiştik. Ne oluyor? Sabah kahvaltını yapıyorsun. Sonra öğlen senin ayakların tıpış tıpış yemekhaneye götürüyor, mutfağa götürüyor. Neden? Bir açlık hissin var. Diyorsun ki midemi doldurayım. Bu 6 saat, 5 saat, 4 saat, 10 saat bir şekilde bir fizyolojik açlık hissediyoruz. Ne yapıyor orada? Elimiz ayağımız hafif titriyebiliyor. Sonra ne oluyoruz? Böyle konsantrasyonumuz azalıyor, enerjimiz azalıyor. Başka hiçbir şey çok... yapmak istemiyorsun. O anda sadece bir şey yemek evet, istiyorsun. Evet yemek istiyorsun. Bir şey Bana bu, yani. Fizyolojik açlık diyoruz biz buna. Duygusal açlık ise yemeğini yemişsin. Topsun. Hemen bir olay oluşuyor. Diyelim ki eşler arasında tartışma. Çocuğunla ilgili kötü bir haber aldın. İşinle ilgili yapmak istediğin şeylerde sürekli negatif olaylar. Haberleri açıyorsun olumsuzluklar. Kendinle ilgili yapmak istediğin şeylerde duygu durumu değişiklikleri yaşadığında ilk yaptığın şey eğer yemekten sonra bile bir tatlı yiyor isen, bir e, mutfağa gidip işte ben kuru yemiş de yiyorum diyor isen işte bu duygusal açlıktır. Hmm. Yani kendi duygularını aslında yiyecekle birazcık bastırmak, tatmin etmek, aslında biraz da kendimizi açlık krizinden kurtarmak için duygusal durumlarla baş etmenin yiyecekle, yatıştırıcı hale. Evet, diyecekle ödüllendirme olmaz diyor yani kısacası. Peki biz bu duygusal açlıkla nasıl baş edeceğiz? Mesela hocamız diyor ki aşırı gerginlik ve stres anında bir büyük su bardağı ayran veya kefir içerek duygularınızı hızla bastırabilirsiniz. Neden Deneyim. denemeyelim ki? Çok değil mi? kolay. Kalorisi de çok düşük. Bir su bardağı süt ya da kefir ortalama %120 kalori arasında. Bırakın kaloriyi. İçinde çok güzel e, laktik asit bakterileri var. İçerisinde müthiş e, kefiran dediğimiz kefirin içerisinde, ayranın içerisinde müthiş B12 triptofan var. Siz sulandırmışsınız, içiyorsunuz bunu. Fermente olmuş. Tamamen gerginliğinizi ortadan kaldırır. Kefiri meyveli yapabilirsiniz. Ayranı işte taze dereotlu, maydanozlu, salatalıklı, yeşil ayran gibi yapabilirsiniz. Evet. E, deneyin. Özellikle obezitenin mücadelesinde bizim bunlara ihtiyacımız var. Hı hı. Bakın kampanyalar yapıyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Hala ülkemizde her üç kişiden ikisi hafif kilolu. Düşünsenize. Doğru. Doğru. Belki beş yıl sonra her üç kişinin üçünü biz hafif kilolar olarak alacağız. Hı. Obezite çocuklarda maksimum düzeyde şu anda. Hele pandemiyle birlikte evde kaldığımız süreç içerisinde herkes kilo aldı. Oldu oldu. Öyle o yüzden, şeyler yaşandı yaşandı. Evet. Bunun için kefir ve ayran. Müthiş iki tane alternatif diyebilirim. Ve aynı zamanda mutluluk sağlayacak sağlıklı besinler seçebilirsiniz. Bunlar içerisindeki işte triptofandan vesaireden dolayı özellikle muz, nar, ceviz, siyah çikolata. Bak şimdi ben daha ne isteyeyim? <laughs> siyah çikolata. Zaten çikolataya sarılıyoruz yani evet. genelde değil mi? Anlık mutluluklar biraz geçici oluyor yalnız o. Çikolatanın Şöyle şeyi düştüğü zaman anda tekrar yeme isteği Bu geliyor. Bu 40 gram. Bunun... Böl böl böl. Yok, bu kadar. Çekinme çekinme. 20 gram. seni Şu üzme... kadar. Seni üzmeyeceğim bu sefer. Şu 20 gram çikolatanın aslında sağlığımız açısından yararlı olduğunu biliyoruz. Özellikle siyah çikolatanın yani kakao oranı arttıkça evet. aslında şöyle diyoruz damarları açıcı etkisi var. Tansiyonu düşürücü etkisi var. Lezzetli de ve böylece beyinde, beyin kimyasında mutluluk hormonunun biraz da ön plana çıkmasını sağlıyor. Mesela muzu üzerine bu siyah çikolatayı eritebilirsiniz. Ya da kakao da aynı şey. Ben siyah çikolata yemek istemiyorum. Kakao sütü karıştırabilirsiniz. Bir kakaolu sütü. Ya da narı yoğurtla birlikte tüketebilirsiniz gibi. Ya da ceviz, nar, yoğurt. Gerçekten deneyin. Çok sağlıklı doğal yiyeceklerle mutlu olmamızda. duygusal da bastırabiliriz. kaldırabiliriz. Aynı zamanda sinirli ve kendimizi gergin hissettiğimizde bize bir takım bitki çayları da yardımcı oluyor. Mesela ada çayı, melisa çayı, papatya, ıhlamur çayı içerek de hızlıca bu oluşan olumsuz duygulardan Biraz uzaklaşabiliriz. Daha evet. Birazcık daha baş edebiliriz. Evet, en sedatif azından. etkileri var bunların yatıştırıcı. Tabii ki anlık bunlar. İçtiğiniz zaman iyi iyilik hissedersiniz kendinizde. Özellikle evet. ıhlamur, ada çayı ve, ve papatya. Bunların içerisinde bazen toksizan bileşenler var suya girdiğinde siz de onu içtiğinizde bu rahat içimiyle birlikte biraz daha yatıştırıcı. O açlık krizlerini önleyici etkileriniz var. Fakat ben şunu söyleyeceğim bazen bireyler çay içtiklerinde özellikle siyah çay içtiklerinde mide kazıntıları artabilir hmm. ve daha fazla açlık hata yapabilir. Mesela bazen e, elma yediği zaman çok hızlı acıkabilir bireyler. Biraz önce kuru soğanı ve sarımsağı çiğ olarak tüketin dedim ama birçok kişi de çiğ tüketim daha Mideyi da yakabilir mı? ve daha hmm. fazla acıktırabilir. Olabilir. O kime göre değişiyor? Bu neye göre değişiyor? Genelde şey... mide problemleri olanlar, gastriti olanlar, midenin iç yapısında sıkıntıları olan kişilerde çok Olabiliyor. fazla karşılaşıyoruz bununla. Ya da meyvenin olgun olmamış olması Bizim acıkmamıza daha çok yardımcı olabilir. O yüzden hmm. onun yerine bitki çayları da tüketmek oldukça yardımcıdır. E, stres anında yürüyüşler yapmak aynı zamanda fizyolojik olarak da stres hormonunun artmasını baskılayacak. Evet. En az 30 dakika bir yürüyüş stresle baş etmeden e, en doğal ilaç olduğunu da Söyleyelim. baş etmeli. En, doğal en ilaç az 30 dakika, 45 dakika, 50 dakika. Şöyle bir dakika. açık havada oksijen alarak değil mi hocam? Çok daha iyi havalar bir iyi bir kötü ama biz şimdi iyi havalara giriyoruz. Orada hep... Kendimizi dışarı atıp Atalım, aktivite yapabiliriz. Yürüyüşlerimizi yapalım. Stresi ve duygusal açlığımızı bastıralım. bastıralım. Peki. Ee, çok çok teşekkür ediyorum evet, hocam. Teşekkür ediyorum sağlık. Bir alkış rica ediyorum. Uzman Herkese iyi yayınlar. Hocamza. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hocamızı hemen uğurlarken ben diğer konumu davet etmek istiyorum. Genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Hakan Yanar hocam geliyor. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Size de iyi yayınlar olsun. Ee, bir haberle başlayalım istiyorum hocam müsaade ederseniz. Haberimiz şöyle. 13 yıl önce safra kesesini aldırmıştı. Tekrar rahatsızlanınca hayatının şokunu yaşadı. Denizli'de 13 yıl önce safra kesesinden ameliyat geçiren ancak benzer şikayetlerin ortaya çıkması üzerine son 2 yılda 15 doktor tarafından farklı tedaviler gören adam ikinci bir safra kesesinin olduğunu öğrenince şok oldu. Safra kesesi alındığı için yıllarca ilaç tedavileriyle geçiştirilen hasta tespit edilen ikinci safra kesesinde de ameliyatın Safra kesesinin ameliyatta alınmasıyla sağlığına kavuştu. Enteresan bir haber. Hocam nasıl olabiliyor? Öncelikle Denizli'ye selam söyleyeyim. Ben denizliyim. Öyle mi? Bizden de selamlar Denizlilerin olsun. Denizlilerin hepsine selamlar. Tabii ki vücutta bazı organlar duplikasyon dediğimiz çift olabiliyor. İki veya üç tane. Hani böbreklerde de çok görüyoruz. Safra kesesi çift görülmesi nadir. Yaklaşık yani otopsi çalışmalarında 4000-5000 kişiden bir kişi de çit safra kesesi olabiliyor. 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 Nasıl bir işlem oluyor oluyor? Ama peki ilk ameliyatta atlanması biraz da bir ilginç. Değil yani mi? mesela? önce tedavide görmüş. Hani çok önceki yıllar olsa desem çok deneyimsiz bir radyolog yapsa öbür safra kesesini göremeyebilir ama nasıl oldu? Tabii biraz şaşırtıcı. Ama Allah'tan sonra doğru kişilerde evet. Doğru tetkik yapılaraktan e, ikinci e, ameliyatta safra kesesi çıkartılmış. E, bu arada da vücudun yaşamak için ihtiyaç duymadığı bazı organlar var. Bu organlara dilerseniz hocam bakalım. Hı -hı. Ben hepsini bir sayayım. Siz e, üzerinden tek tek anlatırsınız. Bademcikler, dalak, apandis ve safra kesesi olmadan e, yaşamımızı sürdürebiliyormuşuz. Evet bademcikler çocukluk çağlarında çok sık duyuyoruz zaten. Tonsilektomi dediğimiz ameliyatlar kulak burun boğaz doktorlarınca yapılıyor. Dalak e, ve apandiks bunlar e, erken yaşlarda immün sistemde görevli aslında. Ama ileri yaş geldikten sonra e, bunların çok fazla hayati e, ihtiyaç duymuyor e, vücudumuz. Aslında safra kesesine ihtiyaç duyuyor ama hani alınması e, hayatı tehdit etmiyor. Hı hı. Aynı şekilde mesela tek böbrekle de insanlar yaşayabilir evet. bir travma sonrası çıkartılabiliyor. Yine ince bağırsakların bir kısmı çıkartılırsa e, genellikle yaşayabiliyor. Tabi bunun alternatifi olan tek akciğerle bile insanlar yaşayabiliyor biliyorsunuz. Doğru. Ama e, tabii kalp ve karaciğer e, olmazsa, olmazsa olmaz, olmaz diyebiliyoruz. E, safra kesesine bir dönüş yapalım. Safra kesesi nedir? Ne işe yarar hocam? Safra kesesi karaciğerin alt kısmında e, 12 parmak bağırsağı, e, mide e, ile komşulukta ve pankreaslı komşulukta armut şeklinde bir organ. Özellikle yemeklerden sonra çalışmaya başlıyor. Safranın biriktiği karaciğerde yapıldıktan sonra safra safra kesesinde biriktiriliyor. Ve biz yemek yediğimiz zaman çalışmaya başlıyor. Bu yoğunlaştırılmış safra sindirime yardım yardımcı olmak üzere hmm. e, oradan 12 parmak bağırsağına e, aktarılmaya başlıyor. Peki e, safra kesesi taşı oluşumunu biz bizim özellikle ülkemizde çok fazla duyuyoruz. Yani hmm. bu tamamen genetik faktörlerle alakalı bir şey mi? Bir beden gerçekten kendi kendine o kadar taşı nasıl üretebiliyor? Yoksa yaptığımız yanlışlar da bu taşların oluşumunu tetikliyor mu diye sorayım. Tabii genetik özellikler var ailesinde olanlarda daha sık gözükebiliyor. Bunun dışında sık kilo alıp verme, hızlı kilo alıp vermeler uzun süren açlıklar safra kesesi taşlarının oluşmasına etkili. Burada duralım mı hocam uzun duralım. süren açlıklar derken mesela biz atıyorum bir aralıklı oruç yaptığımızda ya da yapmayı tercih edenlerde safra kesesindeki taşın görülme sıklığı arttığıyla ilgili elimizde bir bilgi var mı şöyle şu an? Çok hızlı kilo verenlerde ve uzun süre açlıkta şöyle safra kesesini en azından çalıştıracak bir şeyler biraz önce gördüğünüz bir bitter çikolata veya Minik o tarz bir şey, olsa... şey alındığında kese çalışmaya başlıyor ve e, oradaki yoğunlaşmış safra akmaya başlıyor. Eğer çok uzun süre göllenme olursa o safra kesesindeki safrada bu sefer içinde kristaller çöküp çamur oluşmaya başlıyor. Çamur da taşı oluşmaya yol açabiliyor. Dönüşüyor. Evet enteresan. Peki safra kesesiyle ilgili birkaç tane sorun var hocam. Mesela hmm. doğal sarışınlarda safra kesesi taşı daha mı fazla oluyor? Tabi istatistiklerde aslında öyle. 5 F buluk dediğimiz fiyatlar. E, Femayelerimiz işte bayanlar da, 40 yaşın üzerinde, sarışınlar da çok doğum yapmışlar da daha yapılan istatistikler göstermiş ki safra kesici taşları daha fazla gözüküyor. Bu da doğru bir araştırma sonucu aslında. Safra taşı kanalı tıkanırsa ne oluyor? Kanal birkaç yerde tıkanabiliyor. Onlardan bir tanesi yukarıda sistik kanal dediğimiz yerde tıkandığında safra kesisi iltihabı ortaya çıkabiliyor. Bu taş biraz daha aşağıdaki bu safra yollarına doğru e, gelip tıkanlıklık yol açacak olursa, kolodok dediğimiz o zaman e, üşüme, titreme, sarılık e, ortaya çıkıyor. Bu hayatı tehdit bir duruma gelmiş oluyor artık bu. Biraz daha aşağı gelip şurada çok güzel görüyorsunuz. Pankreas evet, evet. kanalını tıkarsa da o zaman yine korktuğumuz komplikasyonlardan bir tanesi e, pankretit oluşabiliyor. Evet. Hmm. Ee, peki fazla doğum safra kesesi taşı oluşmasında etkili midir fazla doğum yapan kadınlarda? Çok doğumda görülüyor. hem bunlar biliyorsunuz doğumun ilk aylarında kusmalar çok gözükebiliyor. Ee, açlık gösterebiliyor bu kadınlar. Onun dışında hormonal e, metabolik e, değişikliklere bağlı da e, çok doğum yapan kadınlarda safra kesesi taşının fazla olduğu gösterilmiş. Safra kesesi taşını ne eritir hocam? Var mıdır öyle eriten bir şey? Aslında şöyle birçok yine biraz önce de vurguladığınız çok böyle bitkisel ilaçlar internette falan görüyoruz. Hemen onlara saldırmamak gerekiyor. Aslında birçok ilaçlar da zaten bitkilerden elde ediliyor. Yapılan Tabii. araştırmalar yıllarca süren çalışmalar sonrasında araştırmalarla bunlar el, el sonuçları ispatlanmış işte bitkisel şeyler ilaçlara dönüştürülüyor. Bunların arasında özellikle çamurları eriten veya çok küçük taşları eritebilen taş, ilaçlar var. Ancak onları doktor kontrolünde kullanmak lazım. Birkaç yıl içerisinde bu çamurların ve çok küçük taşların eritilebildiği, eritebildiği bu ilaçların gösterilmiş. O ilaçların da içeriklerinin bitkilerle alakalı olduğunu düşünürsek bitkileri de yine hekimize danışmadan kullanmamız mantıklı olur, Aynı Aynı şekilde mi? ben hiçbir şekilde bu bitkisel ilaçları çok önermem. Evet. Onun yerine bir gastroenteroloji uzmanına veya genel cerrah uzmanına danışıp bununla ilgili küçük taşlarsa seçilmiş olgularda tabii ki bunlar denenebilir. Peki siz ne öneriyorsunuz? Mesela safra kesici taşı nasıl düşürülüyor hocam? Şöyle bu böbrek taşları gibi düşünmeyin. Aslında düşürmeyi biz istemeyiz. Düşerse bu safra kesesindeki taşı kanalı düşürmeye çalışırsanız kanalı tıkayacaktır. Yani bunlar tıkayabilir. Ee, yine pankreas kanalını tıkayabilir. Yine kolodok dediğimiz kanalı tıkayabilir. Bunların hepsi de sıkıntılı. Sıkıntı, o yüzden doğru, biz taşları düşürmeye asla çalışmıyoruz. Ne yapmaya çalışıyorsun hocam? Biz bunları eğer çok sayıda küçük taş varsa veya e, semptomatik taşlarsa biz bunları ameliyat öneririz. Direkt alınıyor. Peki ee, safra kesesi taşı kaç santim oluyorsa Olduysa ameliyat hmm. gerekiyor. Bu da güzel hiçbir bulgusu yoksa hastanın hiçbir şikayete yol açmıyorsa yani asemptomatik diyorsak bir bulguya yol açmıyor her şeyi yiyip içebiliyor hasta e, ve hasta demeyelim kişi. E, bunları ameliyat önermeyebiliriz ancak özellikle 2 iki ve 2,5 iki santimin üzeri olduğu zaman taşlar çok sayıdaysa e, multi milimetrik yani küçük taşlarsa bunlar işte bunlarda biz ameliyat öneriyoruz. E, çok büyük taşların safra kesesi kanserine de yol açabileceğini düşünerekten 2 santimin üzeri ise mutlaka ameliyat öneriyoruz. Bunlarda. Peki safra taşı belirtilerine birlikte göz atalım. Göğüs kafesinin sağ alt tarafında şiddetli ağrılar, sırtta ve sağ omuza doğru uzanan ağrılar, tekrar eden ve şiddetli kusma ihtiyacı, aşırı gaz, nefes alırken acı çekme, yüksek ateş ve terleme, Karın bölgesinde hissedilen oldukça şiddetli ağrılar yani safra krambı denilen ağrılarda safra taşı belirtileri arasında olabiliyormuş. Özellikle hiçbir bulgusu olmayabilir hastaların. Bir kere bunları biz ayıralım. Asemptomatik safra kesici taşları. Evet bu öyle. Tesadüfen bulunmuş olabilir bunlar. Başka bir sebeple, jinekolojik bir sebeple veya bakılırken, karın bakılırken bulunmuş safra kesici taşı olabilir. Bunları ayrı tuttuğumuzda onun dışında hastalar bize genellikle yağlı yemek yedim, işte ondan sonra bir göğüs kafesimin altında özellikle sağ tarafa veya sağ kürek kemiğimin arkasına vuran ağrı diyorsa biz öncelikle safra kesesi hastalığından şüpheleniyoruz, taşlarından şüpheleniyoruz. Onun dışında bulantı, kusma, ateş ortaya çıktıysa artık bu safra kesesi iltihaplanmış demektir. O zaman hani belki acil ameliyat gerekebileceğini de düşünmemiz gerekiyor. Yine bu taş kanala düştüyse kolik tarzında ağrılar olabilir. Aynı hani ister olduğundaki bağırsaklardaki kasılmalar gibi sağ üst kadranda çok ciddi böyle kolik tarzı ağrı diyoruz. Böyle girip çıkıcı e, omuza vuran sırta yayılan bir ağrıdan hasta şikayetçi olarak bize başvurabilir. Herhangi bir belirti olmadan kendisi de farkında değil. Safra kesesinde taşlarla yaşıyor diyelim. Hı. Belli bir süre sonra o mutlaka kendini edip problem çıkartır mı? Yoksa bir insan ömrü boyunca hiç sıkıntı yaşamadan da safra kesesi taşıyla yaşayabilir mi? Bu da güzel. Hastalar soruyor. Yaklaşık %20 bu taşların yıllık semptoma yol açma olasılığı var. %20-30 komplikasyona yol açabiliyor. Hı. O yüzden çok sayıda küçük taş hasta çok yaşlanmadan işte yandaş aspirin, kan sulandırıcılar kullanmaya başlamadan biz bu hasta hastaları ameliyat olmasını genellikle öneriyoruz. Ama çok ileri yaşta bir hastaysa da ameliyatsız tabii ki tedavi yöntemleri var bazen. Ee, çok ciddi stentli, koroner bypasslı işte bir hastaysa o zaman safra kesisi taşlarının tedavisi birazcık daha farklı. Radyologlardan yardım alıp işte kolestrosom dediğimiz ameliyatsız yöntemlerle de bunun tedavisi yapılabiliyor. Yapılabiliyor. Birkaç tane isterseniz e, sosyal medya sorusuyla devam edelim. Safra kanalımda küçük bir tıkanma var. Tedavi olmazsam sarılık ya da siroz olur muyum diye sormuşlar. Yani bunlar uzun vadede tabii çok kısa sürede bunlar olmaz ama e, ciddi safra yolları darlıklarında uzun vadede e, yandaş ülsületik kolit gibi bir hastalıkla eşlik ediyorsa bunlar da e, karaciğerdeki safranın göllenmesine bağlı uzun e, vadede tabii ki e, biliyer siroz dediğimiz e, siroz ortaya çıkabiliyor. Peki e, diğer sosyal medya sorularını alacağım ama safra kesesi ameliyatı için Ameliyat sonrası için e, iyileşme e, anlamında 5 öneriniz daha var. Mesela diyorsunuz ki vücudunuzun iyileşmesi için ona zaman verin. Evet. Hastalar şimdi ne de olsa her ameliyat bir travma. En küçük evet. bir apansit ameliyatı da işte bir tonsillektomi de e, ameliyatlar fıtık ameliyatı da bir hastaya uygulanmış bir travma. O yüzden birkaç gün istirahat etmesini mutlaka istiyoruz hastanın. Hemen böyle çok ağır sporlar kayak gibi olsun işte basketbol gibi onlardan birkaç Düşme, gün Düşme zıplama hoplama olmayan. olmasın diye onları, onları birazcık daha geç ötelemesini söylüyoruz hastamıza. Hasta tabii ki ister istemez aceleci davranıyorlar. Ee, bir an önce spor yapayım gibi ama tabi basit sosyal aktivite yürüyüş gibi e, aktivitelerini yapabilirler. Ertesi gün hasta hemen bunları zaten aynı gün içerisinde evet. bir ameliyattan birkaç saat sonra da hastalar kalkıp yürüyebiliyorlar. yürüyebiliyorlar. Ee, onun dışında e, dediğim gibi ağır spor yapmasını pek fazla istemiyoruz. Ne kadar süre dediniz bu? Bu bir de ya laparoskopik işte, cerrahi olduysa dan bahsediyoruz şu anda. Öyle tabii hemen. laparoskopik. Açık evet. cerrahi artık günümüzde hemen hemen hiç uygulamıyoruz. Yapılmıyor, e, yapılmıyor. Yani. Terk ettik diyebilirim ben. E, o da çok konforlu hastaların çünkü ağrısı da olmadığı için ameliyat sonrası bir an önce tabii ki dışarıyı onlar görmüyor. Dışarıdan aslında yaptığımız işlem açıktakiyle aynı. Aynı ama ama dışarıda sadece küçük 5 milimlik kesiler olduğu için hasta onlar Adlandı da psikolojik ki, olarak biraz yani daha rahat. değil mi? Has hissediyorlar. Hasthedez hemen banyonuzu yapabilirsiniz aynı gün Aynen. veya ertesi gün. Hı hı. İşte yürüyüş, yemek serbest zaten akşam her şeyi yiyor hastalar. O yüzden onlar iyi hissediyorlar. Bir an önce gideyim koşayım, kayak tatili başladı gideyim ona söylüyorlar. Ee, biz de onlara diyoruz ki birkaç gün, birkaç hafta en azından öteleyin diyoruz. Ee, yine e, yiyeceklerde de dikkat etmesi gereken hususlar var. Özellikle bu ameliyatlardan sonra az yağlı yiyecekler tüketmek önemliymiş. Yağın nasıl bir ilişkisi var? Veya ya. kızartmaların, fast food <laughs> gıdaların, işte katkılı olan gıdaların e, oradaki ameliyat sonrasında ne gibi bir zararı olabilir? Yağlı gıda safra, e, bir kere safra sindirimi için, e, yağlı gıdaların sindirim için safra e, çok daha elzem. Hı hı. O yüzden safra kesisi daha fazla saf olmadığı için safra direkt kalın bağırsa, ince bağırsağa doğru akmaya başlıyor bu ameliyatlardan sonra. Hı hı. Hastaya biz az az sık sık yiyin diyoruz ve gıda yağlı gıdalardan en azından birkaç hafta uzak durun. Yumurta çok soruluyor yumurtayı yiyebilir miyim diye. O da biliyorsunuz safra salınımını artıran bir gıda yumurta. Yiyebilir hastalar en azından ama dediğim gibi 5 yumurtalı ağır yağlı bir omlet yemesin. Tabii ki sabahleyin bir falan yumurta bir tane... Katı, tam pişmiş yumurta yenebilir. O kadar aslında. yenilebilir. Lif alımını kontrol etmemiz gerekiyormuş. Ne demek yani? Lifli gıdalar mesela bu yeşilliklerden çok yediğimizde tabii ki çok faydalı ama ameliyat sonrası dönemde bunlar gaz yapabileceği için, şişkinlik yapabileceği için çok fazla erken dönemde çiğ sebze meyveyi her ameliyat için geçerli bu. Evet, Sadece saflı hissesi için değil en azından birkaç gün daha ötelemesini söylüyoruz. Pişmiş gıda sebzeleri daha Türk rahat yiyebilir. Kafein alımı sınırlanmalı Kafein ve yine çay ve kafein, kafein içecekler, gazlı içecekler, soda gibi ne bileyim içindeki gaz bulunan diğer meşrubatlardan da birkaç ay uzak durulması oldukça faydalı olacak. Peki e, ve ne yediğinizi takip edin diyorsunuz. Yani sindirim sisteminize uyan ve uymayan yiyecekleri not etmeniz gerekiyor belirtilerle birlikte herhalde. Hmm. yemek kalıplarını araştırın ve diyetinizi buna göre uyarlayın. Böylelikle hangi yiyeceklerin sizi rahatsız ettiğini keşfedebilirsiniz. Unutmayın ameliyat sonrası herkes için farklı yiyeceklere karşı bir tolerans oluşabiliyormuş. Bir şey ekleyeyim mi? Hepimiz zaten e, demin çok güzel konuştunuz e, diyetisyen arkadaşımızla. Evet. Birçok işte Türkiye toplumunda e, laktoz intoleransı var mesela. Süt, evet. peynir evet. ürünlerine çok fazla toleransı var. Hasta ameliyat oluyor gidiyor süt için. Hasta gıdası gibi süt veriyorlar hastalar. Mesela hastaların hepsine biliyorsunuz toplumumuzda süt verilir. Hasta içeceği gibi dayanır. Evet evet. Zaten ilık hastanın metabolizması düşük ılık süt için iyileşirsin gibi ballı süt içi falan. Bunlardan da biraz hem laktoz intoleransı hem gliktos, e, inte, e, galaktoz intoleransı olabiliyor, olabiliyor. şekerli gıdalarda. O yüzden bunlardan da birazcık hani uzak durulması Gerek faydalı bekle. olacak. Peki bir diğer sosyal medya sorusuyla devam edelim. E, Ailemde kolon kanseri öyküsü var. Bende de olma ihtimali var mı? Kalın bağırsak polipleri kolon kanserine dönüşür mü diye sormuş. Öncelikle dönüşebilir. E, bunların dönüşen polipler var, dönüşmeyen polipler de var. Ama ailede kalın bağırsak polibi varsa... Bu hastaların mutlak ve mutlak tarama programına girmesi gerekiyor. Ee, tarama deyince neyi kastediyoruz? Önceki yıllarda 50 olan yaş, artık 45 yaşında herkes için geçerli. Hmm. Sizin için de benim için de 45 yaşında bir kere bazal kolonoskopimizi yaptırmamız Mutlaka gerekiyor. Mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Ama bu e, kişinin ailesinde kolon kanseri 40 yaşında ortaya çıktı diyelim, babasında. E, o zaman bu hastanın 10 yıl öncesinde kolonoskopi yaptırması gerekiyor. Bu kanserin ortaya çıktığından 10 yıl önce yapılması gerekiyor. Çünkü bir polipten e, Kanser gelişmesi yaklaşık 8-10 yıl sürüyor. Kanser gelişmeden bu kolonoskopi yapılırsa bu hastanın da hayatı kurtulacaktır. E risk faktörlerine şöyle bir bakalım. 50 yaş üzerinde orma olmak. Yani kadın veya erkek fark ediyor mu hocam? Artık fark etmiyor diyelim. 45'e çekebiliriz bunu. 50'den artık yavaş yavaş 45'e çektik diyelim. Son birkaç yıldır. Ülseratif <laughs> Ül kolit ve kron hastalığında yine ee, polipler oluyor. Hı hı. Bunlardan da kanser riski, iltihabi bağırsak hastalıklarında artmış oluyor. Hı hı. Yine ailede varsa, burada da tekrar vurguluyoruz, mutlaka ailesinde olanlar kaçmasınlar. Onlar kanser olmadan yakalayabilmemiz için mutlaka polip aşamasında biz bu hastaları tarama programına almamız gerekiyor. Almanız gerekiyor. E, Kalın bağırsak poliplerinin belirtilerine de şöyle bir bakalım hocam isterseniz: rektal kanama, dışkıda kan, kabızlık ishal, ağrı ve tıkanma. Şimdi bu kabızlık ishal hani görülebilen, daha sık görülebilen belirtiler olduğu için ne kadar uzun süreden sonra artık şüphelenmeliyiz bir sıkıntı var, polip mi var bağırsaklarda diye. Kabızlık artık polip çok büyüdüyse, makata yakın bir polipse, lümeni daraltıyorsa artık bu polip aşamasından geçmiş kanser olmuş gibi düşünebilir. Bazen çok büyük poliplerde kanser görmüyoruz ama yine bu aşamaya geldi bulgu veriyorsa, kabızlık da bize geliyorsa artık bence bu çok büyük bir polip olmuş demektir. Hmm. Onun dışında küçük polipler bize kanamayla gelebiliyor. Çok yaygın, çok sayıda polip varsa kanın içerisinde ishallerle ortaya çıkabiliyor. Eee o poliplerin yüzeyinden salgılanan sekresyon, mukuslar e, ishal yol açabiliyor. Yine daha büyük polipler eee ishal kabızlık ataklarıyla bize yine gelebiliyor. Büyük lümeni büyüttükten sonra dışkının geçmesine, geçmesine engel oluyor. Yukarıda biriken e, dışkıda biriken bakteriler ishal yol açıyor. İshal kabızlık atakları böyle ardarda arda gelebiliyor. Ee, yine makattan kırmızı kan varsa mutlaka ben bu hemoroidim var, anal füstürüm var gibi şeyler düşünmeden e, mutlaka polip olma bir ihtimalini, polip ihtimalini, ihtimalini düşünüp e, kanser riskini düşünüp e, bir an önce e, genel cerrahi veya gastroenteroloji e, uzmanına başvurmalarını öneriyoruz. Ee, her polip e, kansere dönüyor mu hocam? Her polip dönmüyor. E, bunlardan e, birçok iltihabi polipler var. E, polipler dediğimiz yalancı polipler var. Bunlar kanserleşmiyor. Ancak adenomatoz polip dediğimiz polipler var. Bunların işte kanserler bu tür poliplerden gelişiyor. Onlar da işte tübüler, villöz, tübüle, villöz gibi adenomlar %20-40 oranında kansere yol açabiliyor. Bunlar bir an önce endoskopi ile çıkartılaraktan ameliyatın da önüne geçilmiş olur ve endoskopi, kolonoskopik polipektomi yapılaraktan tedavi edilmiş oluyor. Erken teşhisin öneminden bahsetmek adına özellikle bugün konuştuğumuz için kolon kanserine erken tanı nasıl konuluyor hocam? mutlaka tarama hasta tarama bir kere yani. kendini doktor olması gerekiyor. Karnında herhangi bir böyle bir şey değişiklik hissettiğinde, halsizlik, yorgunluk varsa genellikle sağ kolon tümörleri bize öyle geliyor. Dışkıda gizli kan oluyor. Bunlar önce hasta hiçbir şey fark etmiyor aslında ama yavaş yavaş o tümörden kanamalar. Öncelikle kalın bağırsan sağ tarafı lümeni geniş olduğu için hemen tıkanıklığa yol açmıyor. Bunlar bize işte halsizlik, yorgunluk, demir eksikliği anemisi hmm. ile bize geliyor. Ne yazık ki önce demir veriliyor bu hastalara ve tanıda gecikme yol açılmış oluyor. Ama kalın bağırsak sol tarafındaki tümörlerde ise bunlar lümen birazcık daha dar olduğu için dışkılama alışkanlığı değişiklikleri ortaya çıkıyor. <laughs> bunlar da işte demin söylediğimiz gibi dışkı çapında incelme, dışkının üzerinde kan görülmesi, kabızlık o zaman sol kolon kanserinde bulgular arasında yol açmış oluyor. Mesela anlattığınızla ilgili bir sosyal medya sorusu var o dikkatimi çekti onu sormak istiyorum. Göbek dilimin çevresinde sık sık ağrı oluyor ve çok halsizim sebebi ne olabilir diye sormuş bir izleyicimiz. Mesela Bu az önce işte, anlattığınızda ee... biraz... Değil mi? Benziyor Göbek sanki. Göbek fıtığı da olabilir veya bu hasta dediğiniz gibi bir kanser Halsizlik öncüsü falan. bir şey de olabilir. Halsizliği de var bu hastanın. Bir kan teklifiyle gerçekten bir anemisi var mı yok mu onlar değerlendirilip daha sonra tanıya gideceği yöntemleri uygulamak gerekiyor. Evet. Ee, bağırsak polipler alındıktan sonra peki hocam tekrarlama ihtimali var mı? Bir kere yapan vücut bir daha yapıyor mu yani? Tabii ki. Bunlar da eğer adenomatöz poliplerse biz bunları e, polipte Kanser hücreleri saptanmadıysa birinci yılda bir kere bir tekrar yapıyoruz ama ondan sonraki yıllarda yine polip saptamadıysak bu taramayı artık 3 yıla çekiyoruz. Daha sonraki yıllarda da gözükmediyse bu zamanı birazcık daha yayaraktan aralarını açaraktan bu hastayı takip alıyoruz. alıyoruz. Tekrarlama olasılığı yüksek olduğu için. Peki hocam çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için bir alkış rica ediyorum Hakan hocama. Alkış. Albıza sağlıc. Hocamız uğurlarken ben biraz mutfağa geçiyorum. Sonrasında hemen diğer konumu ağırlıyor olacağım. Ee, neydi 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 neydi? Karnabahar tabuli yapıyoruz. Evet, ee, evet. yapıyoruz. Buyurun efendim. Köftelerimiz çok... hazır oldu bu arada pişti. Ne tatlı. Çok güzel, güzel. kokuyor. Evet. evet. Bunun yanına gerçekten bir cacık tam ağzınıza layık olabilir. Ellerine sağlık. Çıtır çıtır Teşekkür olmuş. Teşekkür ediyorum. Karnabahar tabule yapacağız şimdi tamam. Çağla Hanım. Ee, onun öncesinde ben e, burada karnabaharınızın büyüklüğü önemli. yani büyükse yarısını kullanabilirler karnabaharın. Ben orta bir orta boy karnabahar tercih ettim. Öncesinde onu e, tavada hemen yağ ile biraz gezdireceğim. Tamam. Arkasından daha önce e, ılık suda bekletmiş olduğum ince bulgurum var. Oo. Onunla birlikte karıştıracağım, harmanlayacağım hepsini. Hı hı. E, şuradan bir yağ alacağım, hemen geliyorum. Evet. Sonra e, yine vazgeçilmez olan mutfağımızın yeşilliklerinden kullanacağım. Ben yine burada taze soğan, nane ve maydanoz tercih ettim. Hı hı. E, avuç içi kadar yeterli oluyor hepsi. E, hepsinin karışımı aldıktan sonra da üzerine nar ve cevizle süsleyeceğim. süsleyeceksin. Bu arada çorbamız da evet, çok güzel görünüyor. Onu da çorbamız. şöyle bir görelim mi? Görelim. Pancarlı mercimek çorbası içerisinde e, e, siyah havuç da vardı. Siyah havuç muydu? Kırmızı mı deniyor ona? Yani? Siyah havuç siyah kullanıyoruz. Evet şey Mor havuç mor, kullanıyoruz. E, ne siyah peki, ne kırmızı? Evet, i̇kisi de değil. değil. Biz ikisi evet, mor havuç kullanıyoruz. Dilerlerse mor patates de kullanabilirler. De kullanabilirler. Evet. Peki ellerine sağlık. Az sonra Rica tekrar ederim. görüşeceğiz. Ben de diğer konuğumu hemen sizlere tanıtmak istiyorum. 950 Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi öğretim üyesi. Türkiye Kalp ve Sağlık Vakfı Başkanı Profesör Doktor Öztekin Oto Hocam bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Gayet iyiyiz. <laughs> çok çok teşekkür ediyoruz. Şöyle başlayalım. küçük kesiyle yapılan minimal invazif kalp ameliyatı nedir? Bir izleyenlerimize anlatalım hocam. Evet, standart kalp ameliyatında bilindiği gibi göğüs kemiğini, sternum dediğimiz göğüs kemiğini boydan boya açıyoruz. Bu yaklaşık 15-20 santimlik bir kesi oluyor ve evet. göğsü bu şekilde genişletiyor açarak kalbi tam ortaya koyuyoruz. Halbuki minimal invazif ameliyatta ya da küçük kesiden ameliyatta göğüs kemiğini bu şekilde açmıyoruz. Yandan 5-6 santimetrelik ya sağdan ya soldan bir kesi yaparak yapacağımız ameliyatın tam üstüne düşerek ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Bazen göğüs kemiğinin üstünü ya da altını kısmen açtığımız da olabiliyor ama standart olarak açmıyoruz. Tabii bunun çeşitli avantajları oluyor. Avantajlarını az sonra mutlaka konuşalım hocam. Hangi kapak ameliyatları o sizin az önce bahsettiğiniz küçük kesiyle yapılabiliyor? Bütün kapak ameliyatlarını yani aorta dediğimiz kalpten çıkan ana damar var onun ameliyatı e, mitral kapak dediğimiz sol kulakçıkla sol karıncık arasında yer alan kapağın ameliyatları, akciğer atardamarının damarının ameliyatlarını, hepsini akciğer atardamarının kapağının ameliyatını, hı hı hı. hepsini küçük kesiden gerçekleştirebiliyoruz. Ayrıca kalpteki delikleri ASD dediğimiz kulakçıklar arasında ya da VSD dediğimiz karıncıklar arasındaki delikleri de gene bu yolla kapatabiliyoruz. Yani küçük delikten göğüsü tamamen açma göğüs kemiğini tamamen açmadan gerçekleştirebiliyoruz. Peki bu ameliyatta kalp durduruluyor mu hocam? Evet, burada önemli olan e, konu bu. Yani bir açık kalp ameliyatında ne yapılıyorsa onların hepsini yapıyoruz aslında. Yani böyle kateterle ya da görmeden e, herhangi e, bir başka yöntemle değil. E, standart olarak kalbi açıp, durdurup, e, içindeki kanı boşaltıp tam görüntüleyerek ve standart kalp ameliyatında yaptığımız her şeyi yaparak yapıyoruz. Dolayısıyla bir yerlerden bir şeylerden ödün vermemiş oluyoruz bu ameliyat sırasında <laughs> e, ve kalbi evet durduruyoruz. Durdurduğumuz için de e, bu durdurduğumuz süre içerisinde güzel korumamız lazım, lazım ki tekrar çalışsın. Tabii bunu sağlayabilmek için de özel teknikler kullanıyoruz. E, sonuç olarak açık kalp ameliyatı e, aslında bu, fakat küçük delikten, küçük delikten. yapıyoruz. Peki, evet. e, minimal invaziv teknikle yapılan ameliyatların e, önemi de artmakta diye düşünüyorum hocam. Kesinlikle, değil, kesinlikle. Ve e, buradan da avantajlarını da anlatabilirsiniz. E, evet, çünkü yere e, e, çok yaygınlaştı. Aslında açık kalp ameliyatları hemen hemen her çeşidini e, küçük delikten yapabilmeye başladık ve tabi burada e, evet buradan avantajlarına da geçebiliriz çünkü e, önemli bir istek var, kozmetik avantaj doğrultusunda. değil mi? En önemli kısmı kozmetiz çünkü ister yaşlı olsun ister genç olsun küçük delikten yapılarak aziz yapılarak Tabii. bir ameliyat yapılmasını istiyor benim. E, e, oldukça yaşlı bir akrabam e, e, emekliydi ve onun e, ameliyatını yıllar önce büyük açarak yapmıştık ve bana hala söylüyor neden benimkini küçük açmadım ben plaja gidemiyorum diye. E, evet e, Dolayısıyla hiç fark etmiyor. Erkek, yaşlı, e, genç hepsinde kozmetiz önemli bir şey. Tabii ki yani. e, estetiğe dikkat etmek lazım. ve O yüzden de Küçük bir delik olması, küçük bir kesi olması ciddi avantaj sağlıyor. Ama sadece bundan ibaret değil. Ee, en önemli kısmı çabuk iyileşiyor. Çabuk iyileştiği için özellikle yaşlılarda onun ameliyat sonrasında büyük kemiği, kemiği boydan boya açtığımızda 6 hafta kadar yan yatmamasını istiyoruz. İşte o kemiğin iyileşmesi için biraz özen göstermesini istiyoruz. O da hastanın konforunu bozuyor. Oysa küçük açtığımız zaman böyle bir iyileşme sorunu yok. İstediği gibi dönebilir, yan yatabilir. Bu önemli bir ciddi konfor avantajı getiriyor. Ve hastanede kalma süresi daha kısa oluyor. Yoğun bakımda kalma süreleri daha kısa oluyor. Sonuç olarak hastaların işe dönmesi de kolay oluyor Tabii. yani sadece yaşlı hasta değil bu sefer genç e işte ağırlıkla çalışan, hamallık yapan, yük taşıyan bir hastanın da kolay işinin başına dönmesi gibi sağlanabiliyor. Bunlar var. ciddi avantajlar. E, mitral kapakta yetmezlik günümüzde en çok neden görülüyor hocam? Neden oluyor? Evet, mitral kapak e, ameliyatlarını en sık minimal invaziv teknikle yapıyoruz, küçük teknikle yapıyoruz. Hı hı. Dolayısıyla mitral kapak yetmezliği e, en sık karşımıza çıktığı için bunun nedenlerini incelememiz gerekiyor. Eskiden romatizmal olanlar yani boğaz ağrısına bağlı olarak gelişen mitral kapak hastalıkları daha sık görülüyordu. Ama şimdi aynen batı toplumundaki gibi dejeneratif yani yaşa bağlı mitral kapak yetmezliği en sık görülüyor. Bu karşımıza daha çok çıkıyor. Ve bir de kalp krizi geçiren hastalarda... Kapak mitral kapağın altındaki kas dokusu gevşeyebiliyor. Gevşediği için de mitral kapak kaçırabiliyor. Dolayısıyla kalp krizi çok sık olduğu için mitral kapağın buna bağlı olarak kaçırması ve buna bağlı olarak yetmezliği oldukça sık görülüyor. Bu yüzden de bu tekniği uygulayarak bu ameliyatı yapmak gerçekten karşımıza daha daha sık uyguladığımız bir ameliyat şekline Haline geliyor. geliyor. E, onarım mı değiştirme mi daha avantajlı? Yani kapağı onarmanın değiştirmeye göre ne gibi avantajları var diye konuşalım. Evet. Şimdi eskiden yıllardır e, mitral kapak yani belki bir 10-20 yıl öncesine kadar mitral kapak hastalandığı zaman mutlaka değiştiriliyordu. Ama e, son zamanlarda e, bu da yine bir 10-15 yıllık konuşuyoruz. 10-15 yıl içerisinde e, mitral kapağı özellikle mitral yetmezlik varsa Mutlaka değiştirmeye, onarmaya çalışıyoruz. <laughs> ee, bu onarım e, hastanın kalp kasının fonksiyonlarının, işlevlerinin korunmasını sağlıyor. Bu önemli bir nokta ve e, kalp kası korunduğu için hastanın yürürken yorulması, egzersizde yorulması olasılığı daha da düşüyor kalp kapak ameliyatından sonra. Uzun vadede ciddi ameliyat avantaj getiriyor. O yüzden daima onarım kapağı değiştirmeden daha üstün. Bir diğer konuda kapağı değiştirdiğiniz zaman birazdan belki söz ederiz. Biyolojik kapak olmadığı takdirde mekanik kapakla değiştirdiğimiz takdirde kanı sulandırma ilacı kullanmak zorunda kalıyoruz. Kanı sulandırma ilacı kullanılınca o da hastanın devamlı bir ilaca bağımlılığını gerektiriyor. gerektiriyor. Aynı zamanda kontroller için eğer kendisi bir cihaz almazsa kontroller için bir sağlık kuruluşunun gidip gelmesini gerektiriyor. O yüzden kapağı değiştirmeye göre kapağı onarma ciddi avantaj getiriyor. Özellikle doğurganlık çağındaki kadınlarda bu önemli. Siz kapağı onardığınız takdirde doğurganlık çağındaki bir genç kadın rahatlıkla çocuğunu doğurabilir ve hamile kalmasında Kanı sulandırma ilacını kullanması nedeniyle bir aksama, bir dezavantaj oluşmamış oluyor. Çünkü onu özellikle vurguluyorum. kanı Kapağı değiştirilmiş hastalarda eğer kanı sulandırma ilacı kullanırsak hamile kalamaz diye bir şey yok. Ama onları mümkün olduğu kadar caydırıyoruz hamile kalmasınlar diye. Kalırlarsa da kontrolümüzde olursa kanı sulandırma ilacını çeşitlendirerek, dozunu ayarlayarak bazen damardan vererek onu ya da kalçadan iğneyle ile yapılarak o dönemi geçirebiliriz ama kapak onarıldığı takdirde bu bu avantaj ciddi bir şekilde ortaya çıkıyor ve karın sulandırma ilacı kullanılmamış oluyor. Evet evet aslında baktığımızda bildiğimiz geçmişten günümüze birçok teknik var. Tabii ki burada evet. hekimimizin bir eser olarak, kişisel olarak önerdiği tedaviyi uygulamamız da çok çok önemli diye ekleyelim. Aort kalp kapağı nedir? Küçük kesiyle yine ameliyat ne kadar süredir yapılıyor evet. Diye devam edelim. Aort kapağı da kalbin sol karıncanın önünde. Aorta dediğimiz bütün temiz kanı bütün vücuda dağıtacak olan aort damarının hemen önündeki esas kapakçık. Ve bu kapakçık ya da eğer bir kaçak olacak olursa sol karıncığı hemen yoruyor. Darlık olacak olursa da bayılmalar, ölüme kadar giden hmm. sorunlar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu kapakta bozukluk olduğu zaman hakikaten... E, pek kolay kolay onaramıyoruz ve e, onarımı tercih etmiyoruz ve değiştirmek gerekiyor. E, bu kapağı değiştirme işini e, 2000 yılından beri benim bu konudaki yayınım e, yani daha önce yapmışız ki 2000'de yayınlamışız uluslararası yayınımız e, 2000 yılında küçük delikten e, aort kapağını değiştirme yayınımız yani 2000 yılından beri ben e, aort kapağını küçük delikten değiştirerek gerçekleştiriyorum e, ve bu e, ameliyatın e, yap, bu ameliyatı yaparken de e, göğüs kemiğinin üst kısmını 5-6 santim kadar açarak sadece oradan değiştirme imkanı bulabiliyoruz ve e, hasta hakikaten büyük bir konforla genellikle yaşlılarda yapıyoruz bunu büyük bir konforla e, kısa sürede e, kendisine bakacak hale geliyor bu önemli bir avantaj. Daha önce kalp ameliyatı olmuş kişilerde de küçük delikten kalp ameliyatı yapılabiliyor mu? Evet ama koşullu olarak. Neler? Ee, burada e, her durumda yapamıyoruz daha önce ameliyat olmuşsa çünkü e, belki de e, en önemli engelimiz bu yapışıklık olursa çünkü göğüs kemiğinin hemen altında olduğu için e, yapışıklıklar olduğu için de e, dikkatle e, seçmek gerekiyor hastayı. Ama daha önce mesela bypass olmuş bir hastada hmm. veya mitral kapak değişmiş bir hastada e, sağ tarafının e, kapağı olan tricuspid kapağı. E, oldukça da sık hastalanıyor. E, Triküspit e, sağ karıncıkla sağ kulakçık arasındaki kapakçık. Bunu e, yandan sağ yandan küçücük açarak e, değiştirebiliyoruz. Ve ben bunu kalbi durdurmadan değiştiriyorum. Dolayısıyla da de, e, pompada kalp akciğer makinesine bağlı ama kalbi durdurmadan değiştirebiliyorum. Ve dolayısıyla da hastaya daha az külfet geliyor. Bu bir. İkincisi de Çocukken aort kapağının böyle bebekken bir yaşında, bir yaşının altında hatta yeni doğan döneminde bile aort kapağının darlıkları küçük bir süreyle ya da balonla genişleterek açılmış olabiliyor. O uzun süre sonra erişkin yaşa geldiğinde veya biraz daha büyükçe büyüyecek bir çocuk olduğunda o kapağı değiştirmek gerekiyor. 8-10 yıl içerisinde tekrar değiştirmek gerekebiliyor. O... Ameliyatlarda yani bebekken yapılmış ameliyatlarda bu sefer küçük açarak o kapağı değiştirmek mümkün olabiliyor. Yani evet önceden bir ameliyat olmuşken koşullu olarak koşullu küçük olarak açarak yakar, değiştirmek mümkün olabiliyor. E, kalpten çıkan ana damarın hı. balonlaşması durumunda da zannedersem yine aynı kesiyle bir ameliyat gerçekleştiriliyor. Evet, bu bental ameliyatı deniyor buna. E, Bent ameliyatı e, kalpten çıkan bu ana damar aort genişleyip beş buçuk santim üstüne çıkınca balonlaşıyor yırtılma tehlikesi oluyor ve e, o durumda e, Eskiden ben e, ameliyatı zaten e, açık olarak bile zor gerçekleştiriyorduk ama son 5 yılda ben bunu küçük delikten de yapabiliyorum Aslında komponentlerini saymakta yarar var Hem o aort e, genişleyen aortu yapay damarla değiştiriyorsunuz e, altındaki kapağı birlikte değiştiriyorsunuz. Hem de ona bağlı olan koronerler koroner damarlar olduğu için onları da böyle düğme şeklinde çıkartıp bir delik açıyorsunuz o grefte. Onu da onlara monte ediyorsunuz. Dört parçası olan, dört komponente olan büyük bir ameliyat. Onu da küçük delikten yapabiliyorsunuz. Bunu yapabiliyoruz. Bunu son 5 yılda daha fazla yapabilmeye başladım açıkçası. Çünkü deneyim arttıkça, cesaret arttıkça. Tabii. Buradaki en önemli konu da belki bu konuda dünyada da öncülerinden sayılabilirim. Kalp akciğer makinesine kasıktan ve boyundan geçip tam hiç sorun olmadan kalp akciğer makinesine bağlı olunca onu küçük açarak yapabilmek mümkün olabilir. Çünkü önünüzde büyük alan kalıyor. Tam üstüne düşüyoruz. Yani burada genel teknik ameliyat edeceğiniz kalp bölmesinin tam üstüne düşerek küçük hmm. açma mümkün olabiliyor. Peki bu da evet. deneyim istiyor evet. herhalde hocam. Evet. E, tekrar ameliyat durumunda mesela birinci ameliyat önden açılmış büyük kesikken ikincisi yandan. E, diğerinde meme altından mesela yapmak mümkün mü? Evet. Biraz evvel söylediğim o triküspit durumunda o şekilde olabiliyor. Özellikle mitral kapak evet. değiştirildiği zaman meme altından triküspiti da. değiştirmek mümkün olabiliyor. Ya da Mitral kapak bazen e, gene onarılmış ya da değiştirilmiş. E, bu sefer değiştirmek üzere giriyorsunuz. Önden yapılmış mitral kapağı yandan küçük açarak e, girmek mümkün, mümkün olabiliyor gerçekten. E, kalp damar tıkanıklıkları ameliyat sonrasında tekrarlayabilir diye bir bilgi var mı elimizde hocam? E, bütün kalp hastalıklarında tekrarlaması mümkün e, ama hemen birkaç örnek verelim. Biri diyelim ki mitral kapak değiştirildi. Bu bu kapakta işte pıhtı oluşabilir, infeksiyon oluşabilir, enfeksiyon oluşabilir ve o kapak tekrar değiştirmesi gerekebilir. Koroner arter hastalığında zaten kalbi besleyen damarlarda bypass yapıyorsunuz. O bypass tıkanabilir, ona stent konabiliyor. Eğer stentlerle ortaya iyi bir başarı elde edilemezse bu kez tekrar korner bypass yapmak üzere ameliyata alabiliyorsunuz. Evet tekrarlayabilir. Hı -hı. O yüzden de iyi korunmak ve iyi kontrol edilmesi, iyi takip Önemli. edilmesi gerekiyor gerçekten. Profesör Doktor Öztekin Oto Hocama verdiği kıymetli bilgiler için çok çok teşekkür ediyorum. Biz reklamlara gidiyoruz efendim. Reklamlardan sonra Çağlayla yeni bir gün devam edecek. Evet, evet yayınımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şef Selin Öztürk'ün tekrar yanındayız. Vallahi evet. mis gibi çok güzel yemekler oldu. Neler yapmıştık? Şöyle bir bakalım. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Bugün brokoli köftesi yaptık. Aa. Pancarlı mercimek çorbası yaptık. Hı. Bir de e, ben bunu değişik e, kerevizden vesaire de yapıyorum ama karnabaharı da çok seviyorum. Karnabahar tabule yaptık. yaptık. Vallahi çok güzel oldu hepsi. Çok sağlıklı evet. hem de çok lezzetli. Aşırı aşırı sağlıklı evet, hem de evet. lezzetli oldu. Çok çok teşekkür ediyorum tekrar konuğum olduğun için. Bir haftanın sonra geldik efendim. Önümüzdeki hafta aynı saatte görüşmek üzere. O an kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.